Efendim herkese iyi sabahlar diliyorum. Ben Zeliha Saraç. Bugün ayın 13'ü, Eylül'ün 13'üne gelmiş durumdayız artık. Haftayı da ortaladık. Yine yoğun bir haftayı yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Biliyorsunuz hafta sonu G20 toplantısı gerçekleşti. Arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları oldu. Bu açıklamalar üzerine konuşmalar, görüşmeler devam ediyor. Birkaç vurgusu önemliydi. Bunlardan bir tanesi de tabii yeni anayasa. Birazdan konuşacağız. Peki bugün ekonomiye dair neler var? Şöyle hızlıca size bir aktarayım. Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu gelecek bugün, onu takip ediyor olacağız. Bu arada biliyorsunuz yine Eylül ayı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı var. Sosgen bir açıklamada bulundu yabancı finans kuruluşu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 600 bas puanlık bir faiz artışı yapabileceğini ifade ediyor. Zaten bazı yabancı kurumlarda Merkez Bankası'nın bu ay için 500 bas puanlık bir faiz artışı olabileceğini düşünüyor. Ama biz Yavuz'la konuşurken, bu da Yavuz Barlas'la, son 750 bas puanlık faiz artışı sonrası belki bir ihtimal sonuçlarına bakıp Eylül ayındaki toplantıda biraz daha düşük yapabilir demiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri liderlerle görüşüyor Sudan. Cumhurbaşkanı yine bugün 16'da Külliye'de Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı'nı kabul edecek. Baş başa görüşecek. Heyetler arası çalışma yemeğine katılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise bugün Kıbrıs'ta Su Master Planı çalışmalarının lansmanına katılacak. Peki yurt dışında neler var? Yine baktığımızda Amerika'da Temsilciler Meclisi Başkanı'nın, ABD Başkanı Joe Biden'ın ailesinin iş anlaşmaları nedeniyle resmi bir azil soruşturması açılması çağrısında bulunduğunu görüyoruz. Enteresan. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde 2024'te seçimler olacak. Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu. Bu arada Kuzey Kore lideri kim? Rusya'da. Bunu da detaylandıracağız sizlere. Peki neler var? Hemen hızlıca bakalım siyasetin gündeminde. Yeni anayasa sempozyumunda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Muhalefete bir çağrısı var. Parlamentodaki tüm gruplara konuşacaklarını söyledi Erdoğan. Zaten de dönüşte de G20 dönüşünde de bunu aktarmıştı. En ideal anayasa metni bulmak için gelin konuşalım, müzakere edelim dedi. Ekonomi manşetinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Şimşek kartlı harcamalara ilişkin sınırlama sinyali vermişti. Bunun yanı sıra krediyle konut ve otomotiv alımının kısıtlanmasına yönelik de net mesajları vardı. Tüm bunlar piyasaya nasıl yansıyacak? Kredi piyasasına. İnsanların biraz tepkisi var bu noktada, konuşacağız. Biraz önce de bahsettim. Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya'nın Vostanç uzay üssünde bir araya geldi. Kritik görüşme gerçekleşti. Enteresan bir görüşmeydi Kuzey Kore ile Rusya'nın görüşmesi aslında. Yani bazı kutuplaşmalar diyeceğim ya da buluşmalar gerçekleşiyor. Bu ne anlam taşıyor? Dünyanın geleceği açısından bence önemli. Bir konu, saat 10'da da hocalarımız olacak, bu konuyu konuşacağız. Borsa İstanbul dün günü %0.16 artıyla kapatmıştı. 8159 seviyesinde kapattı. 8300 seviyesinin üzerine gördük biliyorsunuz. Dolar TL yavaş yavaş yükseliyor. Yani tabii böyle yavaş yükselmesi hoş değil. Euro tarafında 28.92 seviyesi var. Euro dolar paritesi ise 1.0743'de. Hızlıca bakalım faiz cephesine. Para politikası kuru toplantısı Eylül'ün sonlarında gerçekleşecek. Şu an dünkü kapanışı faizlerde %24,24 oldu. Altın onsu 1990 dolarda. Yalnız bu arada ABD tipi ham petrol ve Brent petrolde biz halihazırda 90 dolar seviyelerini görüyoruz. Türkiye açısından çok pozitif değil maalesef ki petrol artışı, akaryakıt artışını bize getiriyor ve bu da enflasyonu tetikliyor. Hızlıca bakalım altının gramına. 1652 TL'de çeyrek altında 2702'den işlemlerini gösteriyor. Tam altında 10.778 seviyesinde olduğunu ifade edelim ve bugünkü yoğun gündemi Yavuz Barlas'la konuşmaya başlayalım. Tekrardan günaydın Yavuz Barlas, hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii başlıklar enteresan. Bugün çok yoğun bir gündem var. Şöyle bir baktım. Enteresan yani. Bitmiyordu. Yani bazen diyorum ki gündemde neyi kaçırıyor? Kaçırdığım bir şey var mı? Okuduğum şeyi bir daha okuyorum. Ya bu doğru mu diye. Çünkü öyle enteresan gelişmeler görüyorum ki bazen. Evet. Yani hani hatta diyorum ki bazen. Ya ben bunu rüyamda mı gördüm acaba? Olamaz böyle bir şey falan. Yani hani mesela Kuzey Kore liderinin Rusya Devlet Başkanı'yla mesela görüşmesi değişik. Yani değişik yani. Nereden baktığına bağlı. İşte nereden baktığına bağlı. Yani, yoksa sen nereden bakıyorsun?
biraz Rusya'da İran'dan yalnızlaştığı için dünyada şu an. Yani bir parça. Yalnızlaştı. O yüzden hani biraz yanına... paylaşmazlar. Öyle bir yani olasılık yok belki ama yine de hani biraz bu stratejik herhalde yani. Hani Amerika'ya karşı bir bak ben de birileriyle yani, görüşüyorum evet. Ve görüştüğüm evet. Kişiler de sizin hiçbir şekilde evet. Şeyinizin, hakimiyetinizin altında değil yani gibi bir şey mi? Çok alttan giden bir şey var. Çin'in, Hindistan'ın aslında, Hindistan'dan yeni geldi. Gördünüz sen oradaki durumu. Bir dış politikada da veya ticarette farklı bir gelişme yani önümüzdeki günlerde. Pandemi sonrasında hep yaşadık zaten. Çin farklı, Rusya farklı, Amerika bir kutup. Pakistan, Hindistan farklı. Evet, evet. Burada çeşitli kutuplar oluşuyor. Dolayısıyla bunlar ticarette güçleniyorlar vesaire. Bir de böyle ilişkiler başladı. Ama tabii hani soğuk savaş dönemini andıran böyle şeyler ya bunlar. Görüşmeler ya. O yüzden biraz tedirginci yani. Şeyler bunlar aslında. Aynen yani, öyle. Dünyanın çünkü hani geleceği açısından, yakın geleceği açısından da tedirgin eden gelişmeler diyelim bunları biz. Valla bir aslında Hüseyin bir grafik vardı. Arkadaşlar şunu da düzeltir misiniz de zahmet evet. Şu ekranı. Bir grafik vardı Hüseyin, tren yolu, daha doğrusu tren yolu demişim, enerji yoluyla ilgili. O hazır mıydı acaba Hüseyin? Hareketli bir grafiğimiz vardı. Bununla onu bağdaştıracağım. Neden? Çünkü biraz enerji yollarıyla da ilgili bazı gelişmeler var. Evet. Bu arada Avrupa'da kışın sert geçeceği söyleniyor. Evet. Biliyorsun bu Rusya savaşı, Ukrayna Rusya savaşında Avrupa ben rahatım demişti. Yani hani doldurdum. Tanklarım dolu demişti. Hı-hı. Sıcak geçti. Animasyon grafik hemen buraya evet. Veremiyoruz değil mi bu tarafta? Evet. Buraya alayım mı? Yavuz sen görmüşsündür bunu. Evet. Şimdi normal şartlar altında biliyorsun biz evet. Cumhurbaşkanıyla G20 dönüş konuştuğumuzda özellikle enerji yollarıyla ilgili bazı bilgiler paylaşılmıştı bizimle Türkiye hükümetinde. Şimdi şöyle normal şartlarda bu işte zaten ülke bayrakları orada görüyorsun. Evet. Bir yol çizerek bunu işte alternatif Çin'in yolunu alternatif olarak işte Hindistan tarafından Avrupa'ya açılmadan bahsediyoruz bu konuda. Bu yolla ilgili bak Türkiye'yi es geçiyor gördün mü? Evet. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti ki Türkiye'siz bir koridor düşünülemez demişti. Yaptığımız görüşmelerde kendisiyle, kendileriyle, gazetecilerle. Şimdi ama böyle 3 tane yol falan görünüyor. İşte bir Çin'deki, işte Türkiye'nin Basra tarafından başlatacağı önümüzdeki süreçte tamamlanması gereken bir yol diyelim. Bir de bu. Evet. Şimdi bu öyle bir enteresan ki kilometre olarak 8000 üzerinde bir kilometresi var. Maliyeti çok yüksek aslında. Normal şartlar altında bizi pas geçmeyip de Türkiye üzerinden ilerlese aslında yol ciddi kısalıyor. Şimdi tekrardan ekranda göreceksiniz son halini. Şimdi evet. Buradan böyle iniyor. Evet. Bak görüyorsun direkt Türkiye'den dimdik gitse bu hani Tahran dediği tabii. İran yolu üzerinden Türkiye'den belki bunun kilometresi 6000 olacak. Araya deniz de girmiyor. Yani deniz taşımacılığını da pas geçiyorsun bu şeyde haritada. Evet. Senden biraz yorum isteyeceğim. Ben açıkçası bunu ilk gördüğün dakikadan itibaren açıkçası bunun biraz yani animasyon yapması kolay tabii bunu böyle. Hani, tabii hayır ben de hani animasyonu bu, yapmış. Yok şu açıdan. Bak, yani. Resmen pas geçiyor Kıbrıs'ın oradan. Enteresan değil mi? Yani zor. Hani Kıbrıs'ın oradan Akdeniz'den ilerletiyor kendini. İşte evet. Enteresan ama orada Türkiye var yani. Türkiye üstünden yürü. Evet. Bana kalırsa yine politik bir şey bu. Yani bu yine bazı ülkelerin sonuçta birbirine verdiği mesajlar. İşte biz bunu aslında bu benzer gerilimi Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz ararken yaşadık aslında. Yani bir anlamda Türkiye masada istediklerini yani istediklerini ortaya koyduğu nokta itibariyle hani bypass etmeye çalışıyorlar. Ama petrol fiyatlarının 150 dolara ya da 120 dolara çıktığı noktada ne olacak mesela? Yani şu tablo nereye gelecek mesela? Çünkü burada önemli olan raylı sistemin daha fazla kullanılması. Hmm. Yani bu hatta. Evet. Yoksa gerçekten hani tırla taşımışsın, gemiyle taşımışsın farkı olmaz. Navlun açısından bakılırsa çok ciddi bir maliyet olur. Evet şurada tren yolu göğe çıkar yani. Tren yolu göğe yapılacak orada. Tabii. Tamam oradan yani, Avrupa'ya ulaştırılacak. Evet dolayısıyla aslında bu yani yine Türkiye'nin bir süredir biliyorsun İpek yolu projelerini daha hızlandırmaya çalışıyordu. Bununla ilgili girişimleri vardı. Yani halihazırdaki tarihsel bir yolu. Yani dolayısıyla hani bu bölgeler niye kullanılmıyordu bu arada? Çünkü karışıklık oluyordu bu bölgelerde. Tabii. Bir de unutmayalım. Yol uzun. Evet yol uzun. Karışıklıklar oluyordu. Siyasi ya da işte askeri. Verimli değil. Ben söyleyeyim bunları, sana. Verimli değil. Bence bunu böyle bir proje olarak sunulmuş olabilir ama hayata geçer mi geçmez mi çok emin değilim. Yani
yine dediğim gibi pas geçiyor. Yani burada böyle görünüyor. İşte animasyonda pas geçerler gibi geliyor bana. Ama gerçek hayata gelindiğinde maliyetler ortaya konduğunda işte. Yani buradan hangi malı neyle gönderiyorsun da Hamburg'da neye satacaksın? Yani Hamburglu da herhalde kafa üşütmedi diye düşünüyorum. Hani bu miktar bu maliyetlerde bir şeyler alacak. Yani neyse sonuçta bu G20'nin sürprizi aslında. Yani bu G20'de böyle bir... Evet işte zaten enteresan bir G20 yani, oldu demiştim ya sana ben. Biri oturmuş yani böyle evet. Bir çalışma yapmış. Alternatif yollar. Bu tamamen başkanın işte. Doğru söylediği de doğru yani. Türkiye'nin bu coğrafyada hani olmadığı bir geçiş hub ya da lojistik şeyi yolu olmaz yani. Ya bir kere Asya'dan Avrupa'ya bağlanan ülkeyiz biz. Tabii. Sen yani, şimdi olmaz. Asya'dan olmaz. Getirdiğin malları... Asya'dan Avrupa'ya bağlantı noktası olan Türkiye'nin üzerinden geçirmemek kadar saçma bir durum yani söz konusu olabilir mi? Nasıl bu kafalar çok, bu liderlerde var anlamıyorum. Çok değerli bir ilaç sadece gönderiyor olsalardı mesela uçakla gönderirlerdi zaten. Yani demek ki malının değeri değeri çok yüksek olmayan yani ürünlerden bahsediyoruz. O nedenle de hani onun için söylüyorum bunu yani lojistik çok önemli bir fark yaratır burada. Yani orada maliyetin hani biz yansımasına... Biz lojistik pandemide beceremedik onu çok. Ya aslında çok, çok beceremedik. Şöyle yani biz coğrafyamız biraz karışık, çevremiz. Dolayısıyla hani Afganistan'a kadar her taraf karıştı zaten biliyorsun sonrasında. Biz o hub olma işini aslında çeşitli senelerde proje olarak ortaya koyduk. Çeşitli alanlarda böyleyiz bu arada. Yani onu da unutmayalım. Yani mesela özellikle hava taşımacılığında mesela bunu kısmen sağladık. Kara taşımacılığında ise bunu sağlamak için teşvikler gerekiyor. Aslında çeşitli çalışmalarımız var. Trakya bölgesinde mesela yani depolar vesaire gibi. Mesela Çanakkale Köprüsü de aslında bunun için yapılmıştı. İzmir'e kadar giden ve işte depolanan çeşitli yerler. Tobum projesi vardı orada biliyorsun. Ama işte denizde hayata tam anlamıyla geçmiş sayılamaz. Yani. Evet. Ama yani bu G20'nin bir başka çıktısı bu oldu. İşte bunu animasyonlaştırmışlar ama ben çok saçma olduğunu söyleyeyim. Hani akıl var, mantık var. Düz mantık var mesela değil mi? Hani yani akıl var, mantık var. Yani çok bunu... haklısın ama işte buralarda mesela evet İskenderun limanı kullanılabilirdi. Oynuyor, oradan tabii. Gidilirdi evet. Vesaire yani ya da işte... Şöyle kullanmak evet. Bulgaristan üzerinden, tabii. Türkiye Bulgaristan tabii. Üzerinden, Kosova'dan tabii. Devam et Avrupa'ya. Sen ama şimdi niye pas işte geçiyorsun? Karadeniz'deki karışıklıklar aslında unutmayalım. Yani biz neden daha önce bu yolları kullanmıyordu dünya? Çünkü siyasi ve diyorum ya askeri karışıklıklar vardı. Şimdi de bizim bölgemizde var. Yani Suriye hala karman çorman... Irak tarafında problemler var. Karadeniz'de zaten ciddi bir risk söz konusu. Dolayısıyla işte bu jeopolitik sıkıntılar aslında bunlara itiyor biraz. Alternatif yani bu böyle hani aşırı maliyetli böyle ilginç projelere kullanılabilir. Yani bölgedeki barışı, bölgedeki huzuru sağlamamız gerekiyor ki biz burada rahatlıkla yani bu ticareti buyurun gelin bizden tabii bizim taraf. Ama Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın söylediği şey işte bir Türkiye'si koridoru düşünülemez. Bu böyle bir şey. Benim dikkatimi çekti, vermek istedim. Şimdi anayasa ile ilgili açıklamaları var. Çok kısa bir iki cümle alacağım. Çünkü bunu uzmanları ve üstadları değerlendirsin. Bizim evet. Çok konumuz değil. Ben sadece böyle bir durumda yani anayasa değişikliği ile ilgili bir harekete geçilmesi durumunda işte parlamentodaki tüm gruplarla konuşacağız diye açıklamasını yeniledi. Zaten G20 dönüşü yapmıştı bu açıklamayı. Evet. Ön hazırlıktan sonra parlamentoda gruplara olanlarla görüşmeler yapacağına dair. Onlar da olumlu bakarsa yolumuza devam edeceğiz diyor. Ben bunun hani siyasetiydi, o suydu, bu suydu tarafıyla ilgilenmiyorum. Evet. Benim ilgilendiğim böyle bir sürecin başlığı olması piyasalar için ne ifade eder sana göre? Yani onu sormak istiyorum. Şunu söylemek isterim. Açıkçası yani tabii Türkiye'nin önceliği şu an hani anayasa ne kadar olduğuna emin değilim. Yani şimdi biz tabii yani özellikle ekonomide çok böyle dar bir yoldan geçiyoruz diye. Dolayısıyla hani bir anayasa yeniledi. Yani zaman zaman da anayasanın çeşitli maddelerini değiştirerek aslında Türkiye seçilmeye de damgasını vuran anayasa tartışmaları yaşadı. Fakat her nedense ben anayasa tartışmaları başladığında biraz ekonomideki hassas kırılgan noktalarımızın unutulduğunu ya da işte arka planda kaldığını düşünüyorum. Burada yapısal problemlerimizin anayasamızla ne kadarla ilgisi var onu tartışmak gerekir. Yapısal problemlerimizi aslında biz kendi yasal düzenlememizle çelişen konuları düzeltebiliriz. Ama bu da işte şöyle düşünülebilir. Türkiye'nin 100. yılına girdi. Dolayısıyla Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız yakın zamanda. Çok kısa bir zaman kaldı. Çok hani gurur verici bir şey. Kaç tane bağımsız ve 100. Yani inşa etmiş ülke var diye düşündüğünüz zaman. Yani hepimiz için çok sayılı bir durum. Sayılı ülkelerden bir tanesiyiz bu konuda. Üstelik hiçbir boyunduruk altına girmemiş. Yıllarca
Tabii. Hani kendi hakimiyetimizde yaşamışız. Dolayısıyla... Ve Hindistan değiliz yani. Sonuçta. Değiliz. Dolayısıyla evet, işte o nedenle de açıkçası şöyle düşünüyorum. Yani 100. yıla yakışır bir eğer yeniden güncelleme gerekiyorsa, hani eğer yeni bir yazılım gerekiyorsa, öyle diyorum biraz anayasaya ben. Hmm. O yazılım olabilir bu. Ama hani buna çok büyük bir önem atfetmekten ziyade bunu gerçekten toplumun tüm kesimlerinin ihtiyacına cevap verebilecek şekilde o sakinlikte yapmak lazım. Yani koştura koştura değil, önünde hükümetin zaman var. Yani bu dönem içerisinde dediğim gibi tüm azınlık kesimlerinin de, yani bunu etnik olarak söylemiyorum azınlığı, tüm farklı fikirleri de bir masada yoğuşturacak şekilde anayasa tartışmanın yapılmasında fayda var. Ki o zaman hani 100. yıla yakışan, yaraşır, işte darbe döneminin maddelerinden arınmış, yeni çağa uygun bir yazılım olsun. Yani bizi, evet, götürsün, bir ikinci yüzyıla götürsün. Ama dediğim gibi yani tabii anayasalar bu arada hani çok güzel yazılabilir, önemli doğru uygulamak yani. Doğru. Kağıt üzerinde de kalmasın, onu da söyleyeyim. Yani evet, bunun piyasa etkilerini belki zaman zaman bu süreç başlatılırsa... Tartışmalar olduğunda belki görürüz. Belki ama görürüz. Yani şu çok an pozitif için bir etkisini da yabancı yatırımcı açısından da, yani anayasasını mı yenileniyormuş? Çok önemli olmayabilir onlar için. Onu demek istiyorum. Çekici tarafı olmamış, evet, olabilir, evet, bu süreçte. Tabii bu konuşulacak. Bunu konuşan taraflar siyasi kimliği olan gazeteci, özür dilerim, uzmanlar olacaktır. Onlar da bakacaklar. Şimdi biliyorsun ki Sayın Şimşek'in de açıklamaları oldu Ahmet Ergen'e. Önümüzdeki süreçte belki bizler de kendisini burada ağırlayacağız umuyorum. Evet. Konuştuk kendisiyle orada Hindistan'da da, bakalım. Şimdi kredi kartı için olası adımlar, evet, ne olabilir? Şimdi bu kredi kartı meselesini önce sen bir aç, evet, isterim ben. Şimdi fakat tepki var. Bak şöyle bir tepki var. Evet. İnsanlar diyor ki tam bilmiyorlar tabii hani kredilerin kısıtlanacak, kredi kartı kısıtlanacak meselesini. Bazı gazeteciler de işte her yansın ediyor. Halktan da şöyle tepkiler var. Şu dönemde özellikle enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde ve ücretlerin enflasyona yanaşmadığı, evet, yaklaşmadığı bir dönemde insanlar kredi kartlarıyla geçiniyorlar. Evet. Ek olarak işte asgarisini ödüyor, işte ne bileyim bir şekilde kendini idame ettirmeye çalışıyor. Evet. Böyle bir ortamda deniliyor, eleştiri şu ekonomi yönetimine. Böyle bir ortamda insanlar zaten nefes alamazken kredi kartının kısıtlanması veya kredilerin biraz tepkilere sebebiyet veriyor. Evet. Çünkü insanlar gerçekten kartla geçiniyorlar veya KMH'la yani geçiniyorlar, kartla biliyorsun. Aslında belki biraz harcama hacimlerini büyütüyorlar diyelim. Yani ama seninle dün konuştuğumuz, evet, konular veya burada konuştuğumuz konular vardı ya, hani insanlar bir tane malın fiyatının birkaç hafta ya da bir ay sonra aynı, evet, görmeyecekleri düşündükleri için bozulmayacak malları, evet, önden alıyorlar. Tamam, evet, bu da talebe sebebiyet veriyor. Birazdan perakende fiyatları da göreceğiz seninle. Bir rekor var orada mesela. Evet, evet, evet. Mesela. Şimdi ama sana şunu soracağım. Şunu söylemek gerekiyor. Ha, söylesene. Aslında, yani şunu söylemek istiyorum. Bu, yani ne olabilir? Tartışma tabii şuradan çıktı. Tartışma aslında... İşte biz yüksek bir faiz artışı yaptık. Hı hı. Döndük kredileri kıstık. İşte konut, hı hı, kredileri zaten kim alıyor bilmiyorum. Yani hem limitleri daraldı hem şey. Sonra iş döndü dolaştı. Harcama hala sürüyor ve işte, hı, fiyatlar hala artıyor. Hatta dün anlattığımız konu da oydu aslında. Hı hı. Yani ben bir tane ihtiyacım olan şeyi iki tane alıyorum. Nasıl zam olacak diye. Örneğin zeytinyağı mesela. Yani tabii, diyorum ki ya zeytinyağı zaten mesela zam gelecek. Ben, hı, dur bir tane daha alayım da işte, yani ne kar ettim bilmiyorum. Hani... Sonunda, i̇şte beklenti enflasyonu, beklenti şu kafayı değiştirmemiz lazım bir şekilde. Bir böyle bir yani biçim var. Bir de normal olarak ayda örneğin asgari ücret kazanıyor bir kişi. Hı hı. Bu kredi kartının limitiyle de bir parça ekstra harcayarak, onu da işte asgarisini ödeyerek aslında devam harcama limitini büyütüyor. Hı hı. Aslında borçluluğunu arttırıyor ama, evet, ihtiyaçları var ve bunu öyle karşılıyor. Şimdi burada belki de kademeli bir çözüm gerekiyordu. Şimdi neden bunu söylüyorum? Örneğin yurt dışı bilet ya da turlar için kredi kartında taksit kaldırıldı biliyorsun. Şimdi yurt dışına çıkabilenler zaten Türkiye'de belirli gelir grupları ya da işte hani şöyle söyleyeyim. Örneğin işte emekli yeşil pasaportu varsa bir turla falan çıkıyor. Yani o da emekli maaşıyla yani bir Venedik'i göreyim diye gidiyor mesela, tamam mı? Hani şimdi burada ayrıştırmadan yani bu kart biçimini o çok kolay. Hepsini yasakladım. Oldu, ben de yaparım. Yani kredi kartı sahiplerinin harcama biçimlerine ve gelir gruplarına göre eğer ayrıştırmazsanız kimilerinin elinden bu imkanı kaldırırsınız. Adam bir daha emekli olmayacak.
adam yani bir daha emekli olmayacak ve o kişi emekli bir memur. Yani gelmiş 70 yaşında bir göreyim diyor belki. 3-4 taksitle 5 taksitle. Mesela bunu kapattığın zaman anlamı yok. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Burada gelir gruplarının harcama biçimlerine göre bu limitler ayarlanırsa gerçekten bu işin enflasyonu bir parça daha artmasına neden olan beklenti enflasyonu yaratan kesimin harcamasını kısabilirsiniz. Şimdi bir dakika, talep kısarak enflasyonla mücadele yöntemi klasik zaten. Evet, bu, FED ama, de onu yapıyor. Tabii bu dünyanın her yerinde böyle. Faiz artırıyor, talep azalsın istiyor ki fiyat artmasın. Yani ama, bir yol daha var, o zaman diyeceksiniz ki hiçbir şeye zaman olmazsınız diye bir yasa çıkaracaksınız evet. O. İki yol var yani. Başka serbest piyasada yapabileceğiniz yol bu. İkincisi daha makul. Yani serbest piyasa olmuyor işte o zaman. Şimdi. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani bu şimdi mesela nakit çekimi zorlaştırıyor. Bu da aynı şekilde. Zorlaştırabilir deniyor. Çünkü neler olabilir? Oysa ki zaten ben sana şöyle söyleyeyim. Öyle bir faiz var ki mesela bir bankanın faizi olmuş yıllıkta %80. Yani kredi kartında şu an ben kullandığım bankanın faizi %80'e gelmiş. Gelmiş evet. Şimdi nereden bahsediyoruz, ne anlatıyoruz? Zaten ben neyi alıp da %80 faiz ödeyerek harcayayım? Bir anda şok oluyorsunuz. Şimdi farkına varmadan çok ihtiyacınız varsa da tırnak içinde kazık yiyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bunu yani böyle yaptığınız zaman açıkçası ben çok böyle sert ve basit bir önlem olarak görüyorum bunu. Yani mesela kimilerinin mesela harcama ihtiyacı var, harcama limitleri arttırılıyor. Hı. Kimilerini düşürüyor mesela. Evet. Mesela bunu da neye göre yapıyorsunuz? Yani şimdi şuna kazandığı paraya göre. Ama işte bu veya hani var ya. Şimdi enflasyonu ben mi arttırıyorum, sen mi arttırıyorsun derler. Bir de o var. Hayır, doğru da hani yani, bir de hani puanlama sistemi var ya kredi notun. Anladım ama şunu yani gayet iyi anlıyorum tabii ki böyle ama şunu söylemek istiyorum. Harcayacak olanın limitini arttırıyorlar. Hı. Yani harcayacak zaten olanın. Zaten parası var. Harcama kapasitesi olanın limitini arttırıyorlar. İhtiyaç olanın yani sonuçta şöyle yapması gerekiyor çünkü. Bir banka konsolide olarak rakamlarını BDDK'ya verecek. Diyecek ki bak ben kartlarımın karşılığını buraya çıkardım. Hı hı. Limitlerimi buraya düşürdüm. Sen hangi Ahmet'in mi düşürdün, Mehmet'in mi düşürdün? Hayır, ben işte toplamda bu kadar düşürdüm. Evet. Şimdi dolayısıyla toplam konsolide rakamlara bakıldığı için bankalar performansını tutturacaklar belki bu konuyla ilgili ama vatandaş sokakta bununla alakalı sıkıntı yaşayacak. Tepki ben var o yüzden zaten. Söylüyorum. Niye kesiyorlar yani diyor. Benim limitimi niye azaltıyorlar gelir diyor. Gelir durumu düşük diyor. Olan kesimin bu kredi kartı kullanması zaten onların ihtiyacı var abi. Yani cebinde balya balya para dolaşmıyor ki. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Normalde kredi kartının çıkma nedeni para yerine geçmesi, param varsa harcadır eskiden. Ama Türkiye'de bu geçerli değil. Yani şöyle dünyada tabii yüksek enflasyon dönemlerinde biz taksit uygulamasını icat ettik ve büyük bir kolaylık sağladık insanlar aslında. Evet. Yani bir hep derler ya yani bir Almanya'da böyle bir taksit olamaz yoktur diye. Çünkü böyle bir vade farkı yoktur falan. Yani dolayısıyla da biz işte tekrar o sarmala doğru gidiyoruz. Fakat yine tekrar etmek istiyorum. Bu konuda biraz daha çalışkan olun. Yani bankacılık kesimi bu konuyla ilgili BDDK ile de görüşebilir. Sayın Bakan da bunu bilecektir eminim ki. İhtiyacı olan, yine tekrarlıyorum, Türkiye'nin büyük bir kesimi asgari ücrete yakın ücret alırken bu insanların kredi kartı harcamalarını kıstığınız nokta itibariyle maaşını kesin daha iyi. Çok bu fark etmiyor. Onu atmaya çalışıyorum. Yani bu kısıntıyı doğru kişilere yapalım. Yani daha çalışkan bakalım. Dersimize iyi çalışalım. Doğru kişilere yapalım. Totalde yine kısmış olacağız. Fakat en azından bunu gerçekten ihtiyaç amaçlı yani gelirinin üstüne kullanan ya da kesim var dediğim gibi en azından onların elinden almayalım. Çünkü onların bankada işte milyonları yok. Yani ihtiyacını oradan karşılayacak. Mecburen taksitle alabiliyor. Şeyleri almaya çalışıyor. Yani. Şimdi kredi kartı taksit sayıları düşülebilir deniyor. Zaten öyle bir şey var. Var zaten yani. Gecikme faiz oranları artırılabilir. İstediğini olabilir. Yapar. Üç dönem ödeme yapılmadığında kartı kapanması, kırılığı kısa o da olabilir. Onda da bir sıkıntı yok. Zaten azami gecikme faizi %3,11. Sen biraz önce bahsettin işte Birleşik tarafından. 80'e geliyor ya. Evet. Nakit çekim zorlaştırılabilir ki herhalde çok nakit çekmek cazip zaten hiçbir zaman kredi kartından nakit çekmek hiçbir zaman cazip olmamıştı zaten aslında baktığında. İşte, yani kim belki bu artırabilir. Kredili hesabı kullanıyorlar. Kim KMH kullanıyor. Evet. Ama bir ara hatırlarsan KMH'ı da sınırlandırdılar ya hatırlarsan. Tabii. İnsanlar orada bir limitleri vardı. O limitlerle alışverişlerini yapıyorlardı.
örnek veriyorum 20-10 bin lira limiti vardı, pıt diye 5'e düşürdüler. Bayağı da tepki çekti, o yüzden geri adım atılmıştı, hatırla. Yine nakit çekim ve kullanım işlemlerinde azami aktif faiz oranında %3,57'ye yükselttiler zaten. Yani bunun çıktılarını nasıl olacak ben de merak ediyorum yani. Hani yani insanların bu, açısından bu hayatlarında ne olacak? Yani şimdi insanlar böyle gereksiz bir para mı harcıyor acaba? Ya ben şöyle söyleyeyim, yani? İhtiyacı olanlar bankalara kar yazdıracak tutturken. Çünkü ihtiyacı olan faizine falan maalesef bakamıyor. Bakamıyor, evet. Alıyor onu, bugünü kurtarmaya çalışıyor. Tabii. Ondan sonra o faizi ödüyor ya da işte daha sonra borç batağına giriyor. Bunun da parasını bankacılık kesimi ve bu işte iyi uğraşan alacaklılar. Yani totalinde sokağa baktığında kredi kartı kullananlarda bir tepki var. Bunu yapmasınlar bize deniyor ama bir taraftan da enflasyonla mücadelede çok sert gidileceğini biliyorduk zaten. Biliyorsunuz Sayın Şimşek de zaten hep söylüyordu yani 2024 ikinci yarıdan sonra talebi iyice kısacağız diye. Herhalde bayağı bir darboğaz meselesine giriyoruz. O OVP'nin rakamları 2024'te zaten çok acayipti yani. Peki, hani ben o zaman şunu da aktarmak isterim. Sen zaman zaman hatırlatıyorsun bana. Mesela biz hala kamudaki tasarrufu öğrenemedik. Öğrenemedik, onu bilmiyoruz. Ya kalem kalem ne OVP'de görebildik bunu, sen ne de başka bir yerde görebildik. Sen de oradaydın. Ha, OVP'deydin işte. Sayın Yılmaz'ın açıklamalarını gördün. Yani bu kısmı yani, Biz daha tamamen harcamamak değil, verimli alanlara kaydırılması dedi. Tamam. Ama nedir detayı bilmiyoruz. Bu da şu anlama geliyor o zaman. Yani nominal olarak yani toplam tutarda herhangi bir değişiklik olmayacak. Bunun aktarıldığı yerler. Bu da güzel. Verimlilik sağlar. Fakat biz diyoruz ya yani biz hala hani bu işin, bu mücadelenin bir ayağı da yani bütçe açısından söylüyorum kamudur. Kamudur tabii. Eğer kamu bu kemer sıkma politikasına ayak uydurmayacaksa ben neden uyduruyorum o zaman? Benim niye kemerim sıkılıyor? Ya da hani hep beraber sıkalım o zaman. Öyle tabii. Böyle yani devlet, yani vatandaş oyunu, el ele. Takım oyunu herkes koşarsa vallahi ben de en kısa zamanda gerçekten soracağım yani soralım, bunu yaparken, da soralım. Onu bekliyorum. İkincisi de bir de maliyet enflasyonu konusunda ne tip yapısal dönüşümler yapılıyor? Nasıl yapılacak ki o? Ama hayır ya nasıl işte yani olur İşte mu? Merak ediyorum. Yani. Mesela, ithal ettiğimiz bazı şeylerle ilgili mesela hangi biz yapısal hamleyi attık? Yani kamu mesela bu kadar yatırım yaparken dedi mi mesela ben şu kadar büyük, ben önümüzdeki sene Türkiye'nin cari açığını kapatacak şu yatırıma destek oluyorum. Yani daha da büyütsün bu işi. Dedi mi? Demedi. Yani ben o zaman bunu da beklerim. Yani biz sadece tüketicinin yarattığı talepten kaynaklanan enflasyona boğuşalım. İşte beklenti enflasyonunu kıramıyoruz, zamanı var diyoruz. Maliyet enflasyonu dövize endeksli ve dışarı bağımlı diyoruz, elleyemiyoruz. Olan vatandaşı olacak. Oluyor. Bu da çok doğru değil. Yani bunun totalde toplumun tüm kesimleri tarafından paylaşıldığını vatandaş görmek zorunda. Vallahi soracağım. Yani, sormaya devam edeceğim. Evet, sen de buradan sormaya devam et. Biz buradan devam yani şeyleri. Biz buradan sormaya devam edeceğiz. Biz çünkü Yavuz baştan beri diyor ki, hep baştan beri söylüyorsun sen Yavuz. Kamuda ne olacak? Kamudaki tasarruf ne olacak? Hadi biz yapıyoruz, siz de yapın. Evet. Gelelim perakendeye. Grafiği verir misiniz? Gideceğim oraya doğru, grafiğe doğru gideceğim. O yüzden mikrofonları tekrar geri yerine taktım. Alayım perakendeyi. Şimdi perakende satış hacmine bakalım. İç talep Temmuz'da gücünü korudu. Ağustos ayı içerisindeki duruma bakacağız. Perakende satış hacmi Temmuz'da bir önceki yılın aynı ayına göre %31 arttı. Bu da yeni rekor bu arada. İşte gıda içecek tütün satışları %19, gıda dışı satışlar %41. O gıda dışı satışlar da %50 artmış neredeyse. Otomotiv yakıtı %17. Yine 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,7 arttı. Hakan Kara'nın paylaştığı bir grafik vardı. Alalım mı arkadaşlar onu? Bir kısmı tabii sanırım. Bak şimdi. Bakalım gel. Ben gideyim. Yani biraz bu zaten. Falan. Şimdi bak böyle söyle, böyle geçeyim. Yavuz böyle duruyor. Anlaşılıyor değil mi? Evet. Mikrofonlar da arkada şöyle duruyor. Neyse izleyiciler kusura bakmayın şunlar duruyor. Şimdi bu mesela sanayi üretim verisi bu 2022-2023 bak üretime bak bizim. Biz üretimde yataydayız ama harcarken süper harcıyoruz. Görüyorsun değil mi? Evet. Yani bu grafikte biraz geleceğim içeriye biliyorum karanlıkta kalıyorum sevgili yönetmenim ama gelmek zorundayım. Şu perakende satış hacmi sanayi üretiminin arasındaki farka bakar mısın? Ya buradaki tabii. Bak şimdi bunu kısmak için zaten bunlar yapılıyor. Bu grafik kalabilir. Bunun içinde enflasyon var biraz. Onu da unutmayalım. Tamam yani bunun içinde enflasyon var. Yani. Doğru. Endeksin buralara gelmesinde. Haklısın. İkincisi de tabii. Ya ben kötü bir şey söylemiyorum. Harcamışız ama mecbur harcamışız. Yok yok yani üretim ve tüketim arasındaki bu büyük makasın
daraltılması gerekiyor. O zaman sanayi yani, üretimini arttırarak evet, yapalım bunu. İşte niye perakende satış? Evet, sanayi üretimini zaten işte arttıracağız ki biz İstanbul'da sağlayalım, büyüyelim de vesaire de. Yani ama peki sanayi üretimini arttırırken bu arada harcamayı da arttıracağımız için enflasyon da yukarı çekilecek. Bu bizim OVP'ye de uymuyor. Yok yani şöyle o perakende... Garip ya. Ya yok buradaki aslında Sayın Kara burada şunu anlatmaya çalıştı aslında. Yani harcıyoruz, tüketiyoruz, üretmiyoruz. Başka hani demeye çalıştı sanırım. Hı hı. Dolayısıyla hani... bu bizim böyle çözmemiz gereken büyük bir problem zaten. Yani evet. Bu bir problem. Yani bunu hani bunu gerçekten bizim sanayi üretimine destek olarak yani daha fazla kaynak ayırarak yapmamız gereken bir konu bu. Ki biz işte Türkiye modeli uyguladığımız dönemde de büyümedi gördüğünüz üzere. Endeks ortada zaten yani 100 ile 105 arasında salınıp gidiyor. Ki o dönemde aynı sorunları yani kredi de vardı bir dönem. Vardı tabii. Sonra kredi kısıldı bir parça. Sadece ihracata verildi falan. Ama hep bir belirsizlik ortamıydı. Yani sanayicinin üretimini arttırmaya önünü gördüğü bir ortam yoktu. Hatırlarsın da ya bir açıktı. İşte Avrupa resesyon tartışmaları vardı. Çin'de zaten büyüme daraldı biliyorsun. Bütün bunları düşündüğünde sanayi üretiminin bu tablosunu anlamlandırabiliyoruz biz. Ama diğerini anlamlandıramıyoruz. Çünkü niye? Diğeri bir yandan bir yandan vergiler var artan. Bir yandan enflasyon var. O hacim var. Zaten. İşte, hacim endeksi. Evet. Dolayısıyla bununla böyle şişti. Yani buralara geldi. Ama biraz önce gösterdiğin rakamlarda da ben Temmuz ayındaki bir takım vergisel düzenlemelerin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir önceki alalım grafiği, rakamları. Onu da unutmayalım yani. Satış hacminde %31. Bu rekor dediğim gibi. Evet. Gıda satış, dışı satışlar dediği neydi bu gıda dışı satışlar acaba? Beyaz eşya falan evet, mı? Evet yani daha tüketim malı olabilir onlar. Ama şunu söylemek gerekiyor. %41 çok yüksek. Ama çok. Dediğim gibi şimdi şöyle bir şey var, sen de şimdi bakacaksın, sen bakarken ben sadece şu ben de tam tayin atmak istiyorum da tamam, o yüzden. Bak, yani şu açıdan 7 Temmuz itibariyle biliyorsun KDV arttırıldı. ÖTV'de. Şimdi evet buradaki hacimlerin böyle artışlarında mesela bu ÖTV ve KDV artışının etkisi var. Var var. Bunu, ya bunlar vergiden arındırılmış değiller. Değil. Yani bunlar. O nedenle de yani aslında işte o hani vatandaşın ödediği paradır bu yani. Ciddi evet. Ödedik biz bunu. Tabii. Yani bu patlamayı sadece... İş talep çok canlı değil, maliye de bayağı canlandı yani. Hmm. Öyle söyleyeyim, canlı canlı para gitti. Yani tabii canım, %18'den 20'ye, 8'den 20'ye. Yani bu rakamlar buna sebebiyet verdi. Evet. Sonuçta yani, harcadık. Evet. Evet harcadık ki Ağustos ama ayında bunu harcadık. Gördük. Bu arada şu da var, bak şimdi şu da enteresan. Şimdi normalde kredi kartı için olası adımları konuşuyoruz ama bak şimdi biz eskiden ne yapardık insanlar? İşte alım gücü yüksek olduğu dönemlerde markete gidersin değil mi? Ne alırsın? Peynir, zeytin, işte kahvaltılık. Şimdi insanlar o kadar rahat değiller bir kere. Şimdi peyniri bir kalıp alıyordu, şu kadar alıyor. Ne bileyim bir kilo zeytin alırdı, 200 gram alıyor. Kıymayı bir kilo alırdın, iki kilo alırdın, bilemem. Alıyorsun 200 gram. Şimdi bak, herkes bunlar düştü. Tam harcıyoruz ama oturup da biz, yani normal geliri olanlardan bahsediyorum. Zenginleri geçiyorum burada yani, çok parası olanlar ama. Tamam. Biz şimdi örnek sosyal hayatın insanların vardı, bir şekilde sinemaya gidiyordu, ne bileyim bir yere, onları tamamen kestik. Dışarıda yeme içme insanlar diyor ki restoranlar full. Ya pardon da yani 85 milyon insan, 56 milyon oy kullanan var. Yani 18 yaş altı. Hadi 18 yaş altı üniversite çocukları, lise çocukları da dışarıda olduğunu varsa. Onlar da birer kahve alıp yani oturuyorlar. Yani 80 milyonun... 50 liraya birer kahve alıp oturuyorlar. Aynen. 80 milyonun %10'u harcasa zaten 8 milyon yapıyor. 8 milyon insan tabii ki bu kadar kafeyi dolduracak. Hani o yorumlara da katılmıyor. Bir de şeyi unutmayalım. Yani şimdi, işte para nasıl evet. Yok işte her yer tıklım tıklım. Ya ne yapsın? Ama İstanbul'a gelen 30 milyon turist de unutmayalım. Yani. İşte bunlar harcamaya yani. Gelmiş zaten. Böyle yorumlar onlar var ya sosyal medyada. Otelde oturacak halde diyor. Aa bak diyor ne güzel ya, harcamaya. Onlar da kafeleri dolduruyorlar. Bunu yani. Söylemek dolayısıyla istedim. İyi söyledin ama hani bunu herhalde biz yani bir yıldır falan bunu konuşuyoruz değil mi? Yani sürekli ama işte böyle. Ya ama böyle işte bir şey böyle, yok. Ama yani işte böyle. Bu tabii ki belli yani sektörleri canlı tutuyor. O esnafı da can tutuyor. Onda bir sorun yok. Ama yani geçici bir şey. Yani bunun kalıcı tarafı peki yok. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz mesela burada kredi kartı için olası adımlar konuşurken şimdi burada en fazla etkilenecek belki işte bu gıda dışı ürünler dediğimiz işte ne bileyim buzdolabı, çamaşır makinesi bilmem ne. Bunlar da taksit oranı yüksek. Taksit oranı olanlar, hani ihtiyaçlar. Şimdi o zaman sektör bazında bakalım. Hangi sektörlerde yer alacak bu bağlamda? Çünkü insanlar kısmaya başlarsa sektörlerde bir şekilde yani de yer alacak bu bahsettiğimiz. O sektör yaptığı bu bağlamda daha da üreticisi bu tarafa geçelim. Üretici tarafı da bir daralma yaşayacak filan. Evet. Bu böyle ben gidecek. Ben bu arada hep diyorum ya biraz çalışmak lazım. Niye çalışması lazım? Mesela limitler kısmına da bu sektörel bazlı ayrım yapılsın o zaman. Hmm. Mesela bazı sektörlere taksit sınırı var ya. Evet. Bazı harcamalara da limit dışına bırakılsın. Mesela örneğin eğitim.
Bugün her 10 çocuktan bir tanesi özel okula gidiyor. Evet, bu insanlar bu kartlarını vermeden çocuklarını okula sokamıyorlar. Yani ya da birini rehin bırakmaları gerekiyor falan. Yani dolayısıyla hani şunu söylemek istiyorum. Ciddi miktarlarda kredi kartının limitlerine ihtiyaçları doğuyor bunların. Evet. Şimdi mesela bazı şeylerin dışında tutulması lazım. Örneğin servis harcamaları. Ya da işte bir takım kimisi çünkü peşin alıyor, kimisi taksit alıyor, kimisi başka türlü alıyor. Ya mecbur da, yapıyorsun yani bazı, hani baktığında bazı ya. Bazı harcama mesela bana kalırsa bazı harcamalar bunun dışında tutulmalı. Çünkü bunlar hani örneğin bir bilgisayar alacaksınız diyelim. Bugün onu, en kötüsü fıt diye alamazsın ya. Yani mümkün işte, değil yani. Yine en kötüsü oluyor 20-30 bin liraya geliyor mesela bilgisayar içinde. Şimdi dolayısıyla bunları mesela eğer siz bu limitler kapsamında ayrıştırmazsanız insanlar elzem ihtiyaçlarını da gideremezler. Giremez. O yüzden söyledim yani bu işin hem gelir grubuna göre gruplandırılması gerekiyor. Hem de limitlerde yani taksitlerde yapıldığı gibi limitlerde de benzer bir kategorize edilmesinde fayda var. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak ben uzun zamandır... Daha ince bir hesap olurdu evet. Ama daha hani az zarar verir. Şimdi ben uzun zamandır kendimden örnek vereceğim. Tabii ki herkes farklıdır ama ben kendimi bilirim. Ben çok uzun zamandır mesela taksitle alışveriş yapmam. Hı-hı. Çok uzun zamandır, 10 yıl falan oldu herhalde. Daha öncesinde yapıyordum. Fakat bu son 1-6 aya 8 ayda taksitle alışverişe geçmek zorunda kaldım. Çünkü aldığın herhangi bir ürünün fiyatı 100 liraya alırken 1000 lira olmuş. Şimdi o kartından 1000 lira pıt diye çekecek, onu da ödeyeceksin tabii. Tabii. Yani o ay içerisinde o parayı ödemen gerekiyor. O yüzden bölüyorsun, devam bölüyorsun. Ben hayatımda ilk defa bu kadar taksit yaptırdığım bir dönem hatırlıyorum. Bak, ciddiyim, kendimi söylüyorum. Evet. Şimdi kendimden pay biçiyorum. Yani ben de burada yaşayan bir insanım İstanbul'da, değil mi? Yani benim orta sınıf diyelim. Zaten azaldı orta sınıfın durumu da. Şimdi benim etrafımda, çevremde hemen hemen herkeste durum bu. Evet, peki. Hı-hı. Mesela bankalar şöyle şeyler de yapıyor. Diyelim mağazalar taksit yapmıyor. Bir şey aldın. Taksit yapıyor. Hı-hı. Banka şey çıkıyor, diyor ki bunu üçe bölebilirsin. Dönemini atlatabilirsin. Bunlar da kalkacak herhalde. Yani şöyle, hani adam nakit çekiyor 1000 TL. Bankadan bir mesaj geliyor. Diyor ki işte bu harcamanızı şu faizle üçe bölebilirsiniz maksimum vade ya da 3 dönem atlatabilirsiniz. İşte, bunlar da kalkacak. Yani şöyle faizini yükseltir. Faizi olduğu sürece o taksiti şeyler yaptırır. Faizi varsa o maliyeti sen katlanıyorsun çünkü. Tamam diyorsun, ben buna ürüne daha çok ifade farkı verdim. Bankayla senin aranda olan bir şey ama faizsiz taksitler evet kalkabilir. Fakat şunu fark ettin mi bilmiyorum. Yani ne? Bu kadar zamandan beri böyle yüksek enflasyonla koşa koşa gidiyoruz. Hı. Yani bir örneğin bir tane gömlek alacaksın, hı, ya da tişört alacaksın. Gidiyorsun diyorsun ki esnen olurdu bu. 90'larda böyleydi. Peşin versem kaçlı olur. Hı. Şimdi peşin verme diye hiçbir şey olmaz diyor. Yok. Bankanız yapıyor o taksit diyor size hatta, hı, oradaki kişi. Hı. Hayır, bankamız yapmıyor. Siz onun içine fiyatı giydirmişsiniz. Sonra da biz onu ödüyoruz. Sen 100 liralık, bize giydiriyor. Yine 100 liralık yani tişörtü 200 liraya satıyorsun. Ondan sonra o aradaki vade farkı 12 aya kadar taksit yapıyorsun. Bana ne? Peşin vereyim 50 liraya ver. Yok öyle bir şey, o da kalmadı. Yani biraz da bu işi, yani kusura bakmasın ama özellikle perakendici kesimi kullanıyor. Yani kimisi diyor ki mesela yok ben taksit istemiyorum diyor. O zaman sana indirim yap o zaman adama. Hı. Yapıyor musun, yapmıyorsun. Hı. Diyor ki onu bankanız yapıyor. Hı. Hadi canım. Yani öyle şey olur mu? Yani bunu karşılıklı fiyatlandırıyorlar en nihayetinde. Öyle bir şey olmaz. Yani %80-90 sen de ben de o zaman şöyle düşünüyorum. Ya nasılsa diyorum yani ben bunu indirim alalım göre yapmıyorum seks taksit. Hı. Sen aynen düşün. Ne yapayım? Yani nasılsa paranın değeri gidiyor diyorum. Şimdi olabilir mi böyle bir ticaret? Dolayısıyla ticaret konusunda da burada bir hatamız var. Eğer yani karşılıklı olarak şey olmalı bu iş. Yani ben madem 8 ayda 100 lirayı tek taksit ödeyebiliyorsam bugünden bana 70 liraya ver onu. O değil opsiyonu mi sunmuyorsan evet olmaz. Evet doğru. Sezon ürünlerinde özellikle bakın, hı, göreceksiniz bugünlerde karşı karşıya kalacaksınız bunlarla. Yani o yüzden eğer bu işin disiplin edilmesi isteniyorsa kaldırılsın taksitler canım o zaman. Tamam, göreyim tamam, o zaman bütün perakendecileri. Tamam kaldırılsın. Kaldırılsın. Biz sıfır almayız taksit. Herkes 3 almasın, bir şey almasın. Yani madem siz indirim yapmıyorsunuz, madem bu vade farkına olduğu gibi fiyatlarınıza giydiriyorsunuz. Tamam. Olmaz yani. Kaldırsınlar. Şimdi bir de bu işin bu tarafı var, bunu da unutmayalım. Biz, inan ki hatırlarsın değil mi? Yani biz bunu yaşadık, yani biz gençken
daha böyle yani... Daha bu kredi kartları yavaş yavaş şeydi. Ama şey biliyordu. Ama diyorduk da, yani hani nakit olarak kaç oluyor. Ya nakit, evet. Şey deniyordu. Hayır, senet vardı canım. Ya da işte senet vardı. Bazı mağazaların kendi senetleri vardı ya da işte... ya deniyor ya nakitte %10 indirim. Bunu hatırlarsın. Tabii nakitte %10 indirim. İşte nakitte %15 indirim. Cash. Tabii. Ama şu an cash in the king yani hikayesi var. Nakit vallahi kral şu an. Olacak belki de olacak. Bilmiyorum. Daha henüz olmadı. Daha olmadı. Hala ama şuradan gidip 3-4 taksite bir şey alabilirsin. Evet ama mesela konutta öyle şu an. Paran evet, varsa öyle. İkinci konutta. Evet, evet. Yani şu an nakit. Parayı yani, veren düdüğü çalar olacak şu an. Aynen, aynen. Nakit kral şu an. Evet, evet öyle. Evet. Yani nakdi olan yani nakit kral oldu. Ha, ama tabii işte onun da zorluklarını dün sana aktarmıştım. Yani o da şimdi o nakit nereye gidecek bakalım yani. Nasıl? Yani getirilsene bakacak ha, şimdi. Doğru, o parayı korumak için onu unutmayalım yani. Evet kral ama kralın biraz kafası karışık olabilir. Yani acaba nereye ben gidip hani park edeyim diye. Parası olan düşünsün valla. Ama biz tabii parası olan olmayan herkes için konuşuyoruz burada. O yüzden açıkçası herkesin düşündüğü için. Ay ne yapayım yani. Doğru söylüyorsun. Hani şeyde bari ne ya. Ama yani şu taksit konusunu biraz evet çözelim. Yani orada çünkü çok fiktif karlar oluşuyor. Çok. Yani tüketici lehine değil bu. Bakın tüketici aleyhine bir şey. Aleyhine gelişiyor. Yani çünkü sizi yani kasaya arkadaşlar yani şey yapmasınlar, onların da suçu yok. Onlar da kurumlara ne söylüyorsa onu söylüyorlar. Onların suçu yok canım. Siz diyorsunuz ki o zaman ya ben indirim yap o zaman ya işte bankanız yapıyor. Yapamayız. Evet. Şey olmasın. Yok böyle bir şey. Yani. Evet şimdi bir de... O zaman kendisini talep etmesi lazım. Yani ya banka bu kadar yapıyorsa yani o farkı kurumun esas yani talep etmesi lazım. Şimdi bir de enflasyon, dünyadaki enflasyon grafiğini açar mısınız sevgili rejideki arkadaşlarım rica etsem. Şimdi dünyadaki bak çok güzel bir grafik bu. Bu grafiği söyleyeceğim. Ne yaptım valla yaptık. Yani bu grafiği yani... Trading Economics ve IMF Ork'tan edinildi. Ha, geliyorum geldim şimdi. Evet, en fazla dünyadaki en fazla faizi olan ülkeler de var. Mesela Venezuela %398, Lübnan %252, Suriye %139, Arjantin %113, Zimbabwe %77, Sudan %63, Türkiye %58 diye gidiyor. Evet. Bunlar da dünyadaki enflasyon oranları. Dünyadaki enflasyon oranlarında %59'a sahip ülke biziz. Şurada görüyorsun. Evet. Yani bizim kendi yakın coğrafyamızın en var da işte şurada %113'ler var. Tabii. Ama Türkiye şurası %59. Rusya %5.2. Afrika Birliği'nin tamamı %6.1. Bu kıtaya %4.7. Onun dışında Avrupa Birliği 6.1. Bak rakamlar böyle. Bu bölge içerisinde Türkiye %59 gözüküyor. Evet. Buraya geliyorum. Biraz şu tarafa doğru geleyim. Şurası Arjantin. %113. Burası evet. Arjantin zaten bildiğimiz bir yer. Şimdi bak bu dünyanın haritası. Brezilya en fazla 3.9 evet, diyorum. 3.9 Brezilya. Burada en fazla yine Arjantin ve Türkiye'yi görüyoruz. Yani, ve çok yüksek bir rakam. Şu yüksek enflasyon da bizim bölge ülkelerdeki ticareti nasıl etkiliyor? Şöyle sana onu soracağım. Şunu sadece söylemek istiyorum. Bu tablo şunu gösteriyor aslında. Bizim kendi level'ımızda diyebileceğimiz. Yani Arjantin bizim... Değil. Değil level'ımızda. Değil, hayır. Yani birçok şey açısından, yani ne bankacılık açısından, ne başka diğer sektörler açısından bakılırsa. Dolayısıyla biz hem kendi yakın coğrafyamızın zirvesindeyiz maalesef. Hem de kendi ayarımızdaki ülkeler arasında da zirvedeyiz. Yani mesela bizi örneğin Güney Afrika ile karşılaştırabilmemiz gerekiyordu. Artık karşılaştıracaklarımız yok. Ya da mesela bir zamanlar biz BRIC ülkeleri diye Brezilya, Hindistan, Çin'le anılmak evet isterdik. Onların yanından bile geçmiyoruz. Yani bu oranla. Düşün ki bu tabloda AB'nin enflasyonu orta düzeye gelmiş durumda. 6, sarı gösteriyor. Tabii. Ki alışık oldukları bir şey değil. Yani %1, 2, 3 ile yaşıyorlar. Hani Amerika gibi olmaları gerekiyor. Onu hedefliyorlar. Ama bu tabii ne yaratıyor dersen bir kere bizi bizim ciddi şekilde yani paramızın değerini çok düşürdü bu. Yani i̇şte en büyük şey. Tablo, evet. Bölge ülkelerden evet buraya gelen alışverişini yaptı, tatilini yaptı, bu değersiz TL'li vesaire. Ama onlara bir avantaj sağladı. Ama ihracatın düşmesi nedenlerinden bir tanesi bu değil mi mesela? Ya bir anlamda evet bir anlamda bir yandan bir tanesi o bir yandan o ama biz maalesef yani şu tabloda yalnız ve tekiz. Yani bizim bir tan daha bizimle birlikte koşan bir maratoncu yok maalesef. Şeyi saymıyorum. Venezuela, Lübnan, Suriye, Arjantin. Onları geç. O bizim kalemimiz hiç değil onlar. Bizim ayarımızda ülkeler değil bunlar. Bizim onlarla, ayarımız içindekiler evet, şu bölgede. Evet yani biz şey bile diyebiliriz yani. Bu da Polonya'sı, Macaristan'ı bile hani ufaklık olarak öyle ama gelişmekte olan ülke anlamında yok, bazı kasları gelişti onların. Evet. Bize yaklaşmışlardı.
Polonya mesela karşılaştırılabilirdi örneğin. Ama onların bile çok çok üzerindeyiz şu an şu tabloda. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bunu da gerçekten yani samimiyetle dünya ortalaması böyle altılarda falanken hani bizim de artık %10'lara çok hızlı gitmemiz aynen gerekir. Aynen öyle. 10-11. Evet, belki ekonomi yani. Yönetimi de hızlı bunu yapmak istiyor. Yani çok az oldu mu Türkiye'de bazı şeyler ters gidebiliyor. Abi Türkiye'de enflasyon böyle tek haneyle 9-10-11 arası dolandığı zaman ise Türkiye kişi başı gelirini arttırıyor, alım gücünü arttırıyor. Onu da unutmayalım. Aynen öyle. Evet. Şimdi iPhone 15 modelleri Türkiye fiyatları. Hızlıca geçelim. 10 dakikam kaldı. Onu hızlı görmek hızlı. İster misin bilmiyorum sen. Ben... iPhone 15 Pro Max 1 TB. Bu arada 1 TB'lar geldi. Hayırlı olsun. Evet. 92.999 TL. 100 bin. Evet. En düşük iPhone 15 50 bin. Bir yorum haber vardı. Mevcut durumda ekonomi yönetim işte evet. Vergi gelirleri açısından bu telefonları aldığın zaman en gelirli, en karlı vergi geliri buradan oluyor. Çünkü sen de dün bahsettin evet, işte evet. Vergilerden 27 bin diyorsa 56 bin ödüyorsun. Evet, arada evet. 32 bin lira vergi olarak gidiyor. Evet. Yani şu yanılmıyorsam ilk sıradaki 799 dolara Amerika'da satılıyor. Evet. Karşılığı 21-22 bin liradır. Geri kalan herhalde 28 bin lirada vergisi, gümrüğü vesaire. Tabii tabii en faydalı o oldu dolayısıyla falan diye yani, yorumlar var. Hayır şöyle aslında Türkiye maliyesi muhtemelen Apple'dan çok kazanıyor diye yorum yapıyor. Yani bunu yapan çeşitli bu konunun uzman arkadaşlar Apple'da var. Apple'da az kazanıyor Türkiye'den yani, maliyeden yani daha az kazanıyor. Evet evet yani maliye bundan daha fazla kazanıyor. Yani Apple'dan kendisinden daha fazla kazanıyor. Hatta Apple biliyorsun bunun işte yanılmıyorsam onda biri kadarını da işte Çin'de ürettiriyor falan. Asıl bunun katma değeri Amerika'da. Yani bu işin partnerler açısından bakılırsa hani taşıyanı, çalışanı bilmem mesela her şeyi en çok kazanan Türk maliyesi. Muhtemelen dünyanın genelinde de böyledir. Ama ben taş atıp beli dayıyorum ya. Yani şu öyle rakamlar duruyor. Bu arada ben 100 bine yaklaşan rakam da görmüştüm. Var, 98 bin lira falan gibi. Çok yani bir yandan da yani üzücü. Yani ya bu çok hakkaniyetli değil. 92 binde nedir bu çok ya? Hakkaniyetli bir şey değil gerçekten artık. Gerçekten ya bak 5 sene önce 7 binlerdeydi 6 sene önce bak 7 bin. Tabii tabii. 2017-2018'de. Çok şey de böyle oldu zaten. Yazık ya. Ondan sonra diyoruz ya işte enflasyonumuz %59. Yok canım ne %59. Yani biz hani hakikaten 2-3 kat fiyatların fazla. Bazı alanlarda arttığını şahit olduk. Valla alanlar olacaktır herhalde. Ya mutlaka bilemem. Ama Türkiye pazar payı sıkça eriyor. Promax 1199 dolarmış. Bu arada hani şimdi arkadaşlar hazırlamışlar 1 TB'lik iPhone Pro Max'ta 92 bin liralık ondan bahsediyoruz. Hı. Vergisiz fiyatı 45 bin lira aslında. Hı. Kültür Bakanlığı 450 lira alıyor buradan. Yazık. TRT bandrol ücreti 5486 lira. ÖTV'si 25833 lira. Ve KDV'si de 15501 lira. Yani bakıldığı zaman %50.8'i devletin kasasına giriyor. Yani yarı yarıya. Kabaca. Apple'la ortak abi bizim hazine. Valla ortak olsa daha çok zarar edebilir. Yani ortak olsa kaynak sermaye de koyman lazım. Ortak olmadan böyle bir kazanç yoktur herhalde. Sermayesi de yok. Evet sermayesi de yok. 25.800 ÖTV, 15.500 evet. KDV, bir tane Promax'ın yani 5.500 gibi de bir TRT bandrolü var. Yani baktığın zaman evet 92 bin liralık, 93 bin liralık cihazda %50.8. Yani devletin payı. Hani ne güzel iş ya. Şey gibi bir şeye Tim Cook'a yani Apple'a bir tane de şeye Türkiye'ye gibi. Hani diyoruz ya otomobilde bir otomobili biz alıyoruz bir tane devlete alıyoruz diye. Şimdi biz, aynı tablo söz konusu. Evet. Hatta otomobilde bazı birini, modellerde daha da fazladır tabii bu. Tabii canım birine Tim Cook'a veriyoruz. Evet. Aynı şey yani. Maliye veriyoruz. Aynı şey. Otomobil, ithal otomobilde aynı şey bu. Aynı. Hatta orada bir parça daha fazla öyle söyleyeyim otomobilde. Allah'ım güldüğüme bakma ya. Yani yok artık hani öyle bir şey parodi haline geldi zaten. Artık gülerek ne yapayım gülerek tepki veriyorum. Ama bak gülmek iyi bir şey değil biliyorsun onunla ilgili fıkra var ya. Bilirsin o fıkrayı değil mi? Evet evet. Herkes bilir herhalde yani bir hatırlarsan. Yani yarım yamalak anlatacağım ama bir devlet düşün küçük bir devlet. Kral diyor ki gidin diyor vergileri arttırın diyor. Gidiyorlar işte vatandaş böyle gayet ağlıyor. Çok vergi var çok acayip yük var sırtımızda falan diye. Şikayet ediyor. Vezir gidiyor kralın yanına diyor ki ağlıyorlar diyor yani ne yapacağız? Biraz da arttırın diyor kral vergileri. Ama diyor ağlıyorlar arttırın diyor. Yine gidiyor dolaşıyorlar böyle vezir falan bir bakıyor ki herkes ya bu ne biçim vergi işte geçinemiyoruz. Yine geliyor biraz da arttırın diyor kral vezire.
Diyor ki vezirim, yani kralım, yani artık fazla değil mi? Arttır sen diyor. Bir gidiyor, aa minnet deli gibi oynuyor. Kahkahalar, eğlenceler. Geliyor ya diyor, vezir diyor krala. Ya kralım diyor, bunlar gülmeye başlamış. Oo orada dur diyor, o zaman vergileri arttırma. Benim durumu. Buraya geldik yani. Ops. İnşallah gelmemişizdir oraya. Ya Allah'ım ya. Şimdi inşaat maliyet endeksinde artışlar var. Hemen verelim o hızlıca. Fakat burada bir başka konu daha var. Türk müteahhitler yurt dışında 11 milyar dolar iş üstlenmiş durumdalar. Biz Türk müteahhitlerimiz çok iyi iş yapıyor yurt dışında zaten biliyorsun. Üstlendiği tutarlara bakıldığında gayet iyiler. Hızlı hızlı gittiğim için hemen rakamları hızlıca verelim. Ben Yavuz'a sözü bırakacağım. Almanya'da artan faizler konut piyasasında probleme sebebiyet veriyor. Bir başka önemli konu da hazine arazileri imara açılacak. Evet. Konuşalım hepsini. Yani bu hazine araziden imar açılacak kısmında detayları öğrenmek gerekiyor. Tam olarak işte deprem veya kentsel dönüşüm için herhalde planlanıyor ama orada böyle çeşitli şeyler okudum ama yani tam anlamıyla bununla ilgili net bir açıklama henüz yok. Yani hangi bölgeleri kapsayacak, ne olacak ve... Satacaklar hani, mı bu? Yok, kiralayacaklar mı sence? Eğer bina inşa edeceksek herhalde kiralanmayacaktır diye düşünüyorum ben. Hayır, satacaktır. Kullanım hakkı olarak da soruyorum. Yani kendi kamu arazisini işte kullanım hakkında 49 seneyle bağlı. Ama işte mülkiyet hakkı olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani bunu çünkü hatırlarsan bazı ilk kentsel dönüşüm şeylerinde konuşmuştuk. İşte örneğin İstanbul için belli bölgelerde kamu bazı arazileri özel sektöre tahsis etsin gibi öneriler de vardı biliyorsun. O bağlamda söylüyorum yani bunu. Ama diğer taraftan da... Detayı bilmiyoruz ama değil mi? Evet, henüz daha hakim değiliz yani. Nereler, nasıl bir esneme olacak, yeni bir imar kanunu mu çıkacak bununla alakalı. Çünkü korumak da gerekiyor. Haksızlıklar veya fırsatlar veya rantlar doğabilir. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bugüne kadar ciddi yani kısılmış bu konu, dikkat edilmiş diyelim. Ama bir anda açtığınız zaman farklı rantlar doğurabilirsiniz. Yani başka rantlara sebebiyet vermemesi lazım. Çok iyi düzenlenmesi gerekmiyor mu Yavuz bunun? Öyle tabii. Yani sen eğer kendi kamu arazini, hazine arazini arz için, arsa için açıyorsan maliyetlerden kaynaklı buna çok dikkat etmen gerekmiyor mu? Öyle bu tabii. Bazı şeylere sebebiyet vermez mi? Mesela bir hazine arazisi aşırı değerli olduğunu varsay, örnek veriyorum. İhale yani yoluyla böyle araya böyle... Bazı illeri falan geçiyorum. Mesela herkesin gözü İstanbul'un bazı yerlerinde mesela. Ona çok korkutuyor beni mesela. Beni yani işte. Gerçekten İstanbul yeteri ya. Kadar dolduk mesela. Eski yani alanı. Hani buramıza geldik derler ya. Atatürk Havalimanı'nın evet. Olduğu bölge orası mesela. Evet, evet. Yani çok korkuyorum yani, ben. Evet işte. Yani bunlar tartışılacak, göreceğiz yani neresinde açılıyor, ne oluyor. Hani konut problemini çözmek arsadan mı, arsa yolundan mı geçiyor? Bundan da çok emin değilim. Yani arsa verdiğiniz zaman işte bina inşaat maliyetlerini gördük. Siz bina inşa maliyetlerini aşağı çekmeden hızlı şekilde bugün işte ne bileyim yani YMU'ya 2-3 bin lira oldu deniyor inşaatta. Hı hı. Yani günlük. Bu şey. Rakamlar buraya gelmiş. Şimdi bununla bu maliyetler aşağı indirilmeden, alım gücü arttırılmadan nasıl olacak bu? Yani faizler bu seviyedeyken istediğiniz arsayı verin. Ancak arsayı alanı zengin eder. Tutar elinde, işler normale geldiğinde... Yani sana o yüzden diyorum, hazine çıkarır. Arazilerinin satılması değil de hazine arazilerinin kullanımının, kullanım hakkının belki verilmesi, işte 49 yılına kiralanması. Örnek veriyorum, bir müteahhit gelecek 49 yılına kiralayacak, binayı yapacak. Ve bir şekilde orada kullanım bedeli olarak da hazineye para ödeyecek. Öyle yani güzel olur. Aksi takdirde... Hazine arazisinin üzerindeki yapıyı ortadan kaldırdıktan sonra da 49'unda versen ne olacak, vermesen ama ne olacak? Ama bir şey söyleyeceğim. Aksi takdirde... Hani oraya ancak otel yaparsın. Yoksa mülkiyet hakkı diye bir şey var. Bana 49'unda ev mi satacak? Yani bu da olmaz. Hani bugünkü dünyada böyle bir satış model yapacak yok. Orada. Hani kiralama devre yapacak. Mi olacak yani? Kiralama yapacak orada. Yani öyle bir model geliştirmesi gerekiyor ki hazine arazisini açtığı, imara açtığı ya yerlerdeki ya. Yapıları sadece ya. Kiralık kontu olarak bir şey yapacak. Enflasyon düşürsen bunlara gerek kalmayacak. Gerek yok zaten. Evet. Enflasyonu sen tek haneye düşür. Oynama sağla solla. Yani konutun, yani İstanbul'da bir sürü bina var. Sadece fiyatları yüksek. Yani deprem riskini bir tarafa koyuyorum. O başka bir dünya şey sıkıntı. Ama esas derdimiz enflasyon. Onu çözdükten sonra zaten alım gücünü arttırırız. Böyle bir saçma sapan kira dünyasında dolaşmayız. Yani biz kirayı, alım gücü problemini yapmışız. Enflasyonu zıplatmışız. Dünya zirvesine çıkarmışız. Çareyi hazine arasında mı bulacağız? Yok öyle bir şey. Öyle bir çare yok.
Ay bu çare değil. Yani bu hazine arazinin imara açılma konusunun detaylarını takip edelim Yavuz. Aman, tabii bakıyoruz aman. Yani bu haberler. Yani burada ranta zaman dönmesi. Çeşitli yorumlar var, bununla ilgili açıklamalar var. Daha iyi tabii. Hayır ranta dönmesin, böyle birilerini zengin etmesin de vatandaşa yarasın diye biz takip edelim diyorum sana. Yani işte son bir dakika var. Yaram yaramaz bilmiyorum ama yani gerçekten öncelikle ben o yani hala bu kadar talebin düşük olduğu yerde inşaat maliyetleri artıyorsa yani o beni daha çok endişelendiriyor. Oradaki rakamlar gerçekten hani artık zaten kredi tarafında sıkıntılar var ama deprem açısından üreteceğimiz elzem konutların da maliyetleri artıyor. Evet evet. Yani problem biraz da o. Hani biz onu bir kenara bırakıyoruz ama o problem dibimizde. Yani bunu unutmayalım. Almanya'da bizim o yüzden acilen enflasyonla mücadele etmemiz gerekiyor. Lazım. Evet. Artan faiz Almanya'da şirketlerin %20'sini projelerin iptaline sebebiyet vermiş. Tabii mesela. Düşün ki yani enflasyonları öyle 59 falan değil. 59 değil. Yani. Son bitti sürem ama şu Amerika Tarım Bakanlığı Türkiye Hayvancılık raporu açıkladı ya. Evet çok. Konuşamadık ya bunu. Bu gerçekten önemli. Bu arada hani olmazsa bir İrfan'la falan geniş bir program yapmak lazım bunu. Yani zaman zaman bunu hazırlıyor bildiğim kadarıyla. Hı. Yani dünyanın çeşitli ülkelerle ilgili. Ama görüyorsunuz değil mi? Yani Amerika oradan kalkmış buradaki hayvan varlığıyla ilgili tahminlerde bulunuyor. Bizim bu konuda çok daha hassas bir terazi koymamız lazım. Evet Amerika oradan yapıyor biz de yapalım. Ya onlar iklimde yapıyorlar, madende de yapıyorlar, hayvancılıkta da yapıyorlar. Yani dünyanın her ülkesinin neyi var neyi yok. Onlar biliyor. Oturup inceliyorlar. Çünkü veri çok önemli. O kadar yani bunun hani ötesi yok gerçekten. Peki Yavuz dediğin gibi bir İrfan'la oturup konuşalım bu önemli. Ağzına sağlık teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Birazdan devam ediyoruz saat 10'da saat başında diyelim biz. Efendim herkese tekrardan iyi sabahlar diliyorum. Ben Zeliha Saraç. Bugün Eylül'ün 13'ü. Biraz önce Yavuz Barlas'la konuştuğumuz konular biliyorsunuz sizler de takip ettiniz ama yine konuklarımız var. Değerli hocalarımı ben takdim etmek istiyorum. Profesör Doktor Murat Batı hocamız ve Ayfer hocamız bizimle beraber. Profesör Doktor Ayfer Gidikli. Hoş geldiniz. Günaydın. İyi yayınlar diliyoruz Zeliha'm. İyi yayınlar değerli hocam. Evet biz Yavuz'u biraz kaynattık tabii hadiseleri ama konuştuk ama şimdi kaldığımız bir yer var orayla başlamak istiyorum. Öncelikle biraz Murat Hocam şunu sormak istiyorum size. Mevcutta şimdi Sayın Şimşek'in açıklamaları var biliyorsunuz. Bu açıklamalarda işte krediler, kredi kartları meselesi var. Onun dışında işte bir başka konu OVP'di. OVP'de biliyorsunuz orada vergi gelirleri özelinde %73.2'lik artış var bir önceki yıla göre. Vergi gelirinde böyle bir artış öngörülüyor. Bizim aklımıza bir sürü vergi geliyor. Burada farklı vergiler başımıza gelecek mi? Mesela bir karbon vergisi olacak mı? Böyle bir şey gördüm ben sanki bir yerlerde. Hani karbon vergisi diye. Hatta KAV diye adı diye bir yerlerde okudum. Hani KDV değil KAV. Karbon vergisi. Bilemiyorum tabii bu KAV vergisini çıkarırlar mı? Olabilir çünkü G20'de çok yoğun konuşuldu bu karbon, sınırda karbon ve karbon salınımıyla ilgili 6 trilyon dolarlık bir ek finansman ihtiyacından bahsedildi. Yeşil dönüşümde 4 trilyon dolarlık yine ucuz finansmana ihtiyaçtan bahsedildi. Türkiye tarafı tabii işte Paris değişikliğinden anlaşmasından tutun da diğer konularda da hassasiyeti var. Cumhurbaşkanı açıklamaları vardı. G20'nin ana gündem maddesi buydu neredeyse. Şimdi hani yeni vergiler gelir mi? KAV gibi. Buyurun hocam. Murat Hocam. Şöyle başlayalım arzu ediyorsanız. Şimdi hocama da öncelikle saygılarımızı sunalım. Kendisine de merhaba diyelim. Şimdi biliyorsunuz 2024-2026 yıllarını kapsayan orta vadeli program 6 Eylül 2013 Çarşamba günü zaten Sayın Yılmaz Başkanlığı'nda açıklandı. Ardından da Sayın Cumhurbaşkanı gerekli açıklamaları yaptı. Ancak öncelikle şu ayrıntı bir belirtmekte fayda var. Açıklanan orta vadeli programdır. Orta vadeli program 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu'nun 16. maddesinde düzenlenmişti. Geçen yıla kadar orada orta vadeli mali plan ve orta vadeli program vardı. İkisini birleştirdik. Artık adı orta vadeli program oldu. Birçok yerde, birçok yayında da buna orta vadeli plan deniyor. Hatalıdır. Adı tam adı orta vadeli programdır. Bu orta vadeli program bir temenniler, hedefler belgesidir. Ve 5018 sayılı
bütçeyle hayatımıza gelmiş bir düzenlemedir. Bu herhangi bir bu anlamda bir kanuni düzenleme olmadığı için bu anlamda bir resmi bağlayıcılığı yoktur. Sadece hedeftir. Altını çizmekte fayda vardır. Ki Cumhurbaşkanı kararıyla zaten Ekim ile yayımlandı. Hemen Sayın Cumhurbaşkanı da açıklama yaptıktan hemen sonra yaklaşık bir küsur saat sonra mükerrer resmi gazeteyle de yayımlandı. Zaten 5018 sayılı yasanın 16. maddesiyle yeni bütçenin orta vadeli programın yayımlanmasıyla başlar diyor. Yalnız orada minik bir detay daha var. Orta vadeli program 12. kalkınma planı hedefleri doğrultusunda hazırlanması gerekiyor. Ortada henüz kalkınma planı, 12. kalkınma planı meclis açılınca yok, ancak olacak orta vadeli program var. Ama 16. madde orta vadeli programın kalkınma planı eşliğinde hazırlanır ifadesi var. O yüzden o kalkınma planı henüz yayınlanmadı ama sanıyorum taslak ellerinde var. O yüzden çok detayına girmiyorum. Orta vadeli program yayınlandıktan sonra toplam kapak dahil 69 sayfalık bir metin ortaya çıktı. Bunun aşağı yukarı 4 sayfalık kısmı, 29-32 sayfalık kısmı kamu maliyesi hedeflerini içeriyordu. Bunun içerisinde bir tanesi vergi tabanı genişleyecek maddesi vardı. Yani bazı kamu maliyesiyle ilgili hedefler var. Sonra politika ve tedbirler kısmını koydu ve bu kısmını 11. maddesinde net bir şekilde vergi tabanının genişleyeceği anlayışını bahsetti. Bu ne demektir? Bir, yeni vergiler gelecek anlayışı geçerlidir. Bu orta vadeli programla gelmiyor. Öncelikle belirteyim. Orta vadeli program hedefi belirliyor. Bu hedefler doğrultusunda evet. Hedefler doğrultusunda yeni bir kanuni düzenleme geleceğini düşünüyoruz. Çünkü vergi düzenlemeleri Cumhurbaşkanı'na verilen yetkiyle düzenlenebiliyor. Ancak kendi yetkisini aşan durumlarda kanunla yapılması gerekiyor. Her biri için ayrı kanun düzenlemesi yapmak yerine bir torba yasa gelecek. Ekim gibi muhtemel çalışmalar başlamış olacak. Bunlardan bir tanesi kur korumalı mevduattan nasıl teşvik verdik ve kur korumalı mevduata yönlendirdiysek. Şimdi Mehmet Şimşek'in açıklamaları doğrultusunda da oradan vazgeçeceğiz. Kur korumalı mevduattan, kur korumalı mevduattan vazgeçmek için de vergi teşviklerini vazgeçeceğiz. Bu yüzden bunu tekrar gelir vergisine alım gibi bir durum söz konusu olabilecek. İkincisi yeni vergilerle ilgili daha önce de konuştuk. Bir hayat standardı esası gelme ihtimali var. Üç, karbon vergileri dediğiniz önemli şey var. Yeşil vergileme kısmı var. Bu karbon vergileriyle ilgili politika ve tedbirler kısmında 17. maddede düzenlenmiş vaziyette. Özellikle zararlı gazların vergilendirilmesi amacıyla tüm Avrupa bunu hayata geçirmeye çalışıyor ve ciddi anlamda yaratılan bu olumsuz negatif dışsallığın vergileme yoluyla kontrol altına alınabilmesi hedefleniyor. Bununla ilgili yeni düzenlemeler gelecek mi? Ben geleceğini tahmin ediyorum zaten. Ancak bu yeni torba yasada mı olacak? Bununla ilgili herhangi bir duyum gelmedi. Bu biraz uzun vadeye de sarkabilir. Yani belki 2024 sonrasına da gelebilir. Ancak bununla ilgili özellikle karbon vergisi adı altında değil de yeşil vergileme adı altında zaten elektrikli araçlarla ilgili düzenlemeler yapılmaya başlandı. Özellikle motorlu araçlardan elektrikli olan araçlarda özel tüketim vergisiyle ilgili bir düzenleme yapılmama gibi bir prensip kararı aldı iktidar yetkilileri. Onu biliyorum en azından. Duyumum da bu yöndedir. Bunun teşviği verilmeyi düzenleniyor. Aynı şekilde Avrupa Birliği ülkeleri de bunu gerçekleştirmeye çalıştı. 3. Mevzuat değişikliği var. Yine orta vadeli programın politika ve tedbirler kısmının 15. maddesinde net bir şekilde gelir kurumlar katma değer vergisi kanunlarıyla vergi usul kanununun vergileme adalet adı altında düzenlenmesi hedefleniyor. Ancak bunların kapsamının da genişlenmesi düzenleniyor. Geçen sizin programda konuştuğumuz üzere gayrimenkul alım satımlarında bir ekspertiz raporu zorunlu gelecek. Kat'i surette gelecek. İlk sizin programda söylemiştik hatırlarsanız. Bu düzenleme yapılacak. Alım ve satımlarda bir ekspertiz raporu olacak. Yani gerçek bedel üzerinden bundan sonra varsa gelir vergisi, varsa kurumlar vergisi, varsa KDV ve kat'i surette harçlar ödenmiş olacak. Yani çünkü gerçek serbest piyasa ekonomisi kapsamında insanlar istediği alım satım fiyatından yapabiliyorlardı, satışı gerçekleştirebiliyorlardı. Bu noktada artık bu istek belediyede kayıtlı bedel değil, ekspertiz raporuyla artık alt sınır olarak belirlenecek. Bu yüzden bu düzenleme kat'i surete gelecek. Yine bazı meslek gruplarına yeni vergiler açısından söylüyoruz. Bazı meslek gruplarına özellikle avukatlar, mühendisler, evet, gemini mali müşavirler, mani müşavirler, tüccarların kendisine zarar dahi etseler bir vergi sistemi getirecekler. Kardeşim sen zarar dahi etsen bir avukat doktor olarak hayatını devam ettirmek için asgari bir gelire ihtiyacın vardır. Sen beni
kandırdın, bu geliri göstermedin deyip bu hayat standartını sağlamak için asgari bir gelir seviyen olmalıdır deyip bir alt sınır belirleyip bunun üzerinden bir vergi düzenlemesi gelecek. Ancak aparantez için bunu mali güçle, anayasa madde 73 mali güç ilkesiyle çelişeceğini daha önce de yazmıştım, söyledim. Bu gelirse bunu daha sonra tartışacağız beraber. Bu gelecek. İki, cezalarla ilgili bir düzenleme geliyor. Biliyorsunuz her yıl vergi cezaları yeniden değerlenme oranı kadar zaten artırılıyor. Evet. Bununla ilgili özellikle şu cümleyi kullandılar 14. maddede orta vadeli programda kamu maliyesiyle ilgili bölümde. Kamu gelirlerinin tahsilatının ve yönelik ve performansı artıracak şekilde cezaların caydırıcılığını güçlendireceğiz. Şimdi cezalar bize iki türlü vergi cezaları. Ya hapis cezası ya da kabahatlere yönelik olarak idari para cezaları var. İdari para cezalarının bir kısmı çok yüksek ama bizim özellikle vergi usulü kanunu 352. maddede usulsüzlük cezalarımız var. Bunun üst sınırı 700 TL. Yani 700 TL'nin pek bir caydırıcılığı yok. Bazı özel usulsüzlük cezaları var. Bunun caydırıcılığı var ve yıl içerisinde de bunu yeniden biz güncelledik bu arada. Ancak bu güncelleme de artan enflasyon karşısında bu anlamda şey kalıyor, eksik kalıyor. Evet. Üçüncüsü, yine sizinle de konuştuk. Enflasyonun bu denli çok yüksek olduğu dönemlerde gecikme zamma oranı %4, %7, %10 gibi uygulanıyordu. Şu anda %2.5, geçen sene 1.6'dan 2.5'e çıktı. Bununla da ilgili çalışma var, net duyum aldım. Bunu da sanıyorum, özellikle bu ek motor taşıtlar vergisi ödemeyenler açısından muayene durumu vesaire olmayan araçlar için de geçerli. Ödememeleri durumunda aylık 2.5'lik gecikme zamma oranında artırılma gibi bir durum söz konusu. Beraber göreceğiz. Çok konuştum. Özür. Estağfurullah. Devam edeceğiz. Ayfer Hocam'a döneceğim. Ayfer Hocam, şimdi dün daha doğrusu Şimşek'in açıklamaları vardı biliyorsunuz. Ahmet'e konuştu Ergen'e. Biz de ben de Hindistan'da G20'deydim. Orada da ayaküstü sohbetimiz oldu Sayın Şimşek'le de. Önümüzdeki süreçte umuyorum Habertürk ekranlarında da göreceğiz. Şimdi burada Sayın Şimşek'te açıklamalarında birkaç konu var. Bir tanesi tabii birinci konut kredilendirme, taşıt ikinci konut kredilendirme, kredi kartlarında, kredi ve kartlarda miktarsal sıkılaştırma diye bir konseptten bahsetti. Şimdi biraz bunları biz Yavuz'la konuştuk ama bir taraftan bir sıkılaşmadan bahsediliyor, hep söyleniyor bu. Zaten de ne diyorduk biz, işte ihracata biraz daha önem verelim ki büyümemizi sağlayalım. Bu yeni OVP tahminlerinde, hocamızın da söylediği gibi OVP'de tahminler bunlar tabii, yani bunlar hedefleme değil, tahminler yani ya da hedefler, yani belli bir şey yok, yaptırım gücü yok. Ama şimdi burada ihracata büyüme tarafında vurgusu var Sayın Şimşek'in, ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor diye, ama dünya çok izin vermiyor buna, bu bir. İkincisi, biz eğer iç talebi krediyle kredi kartları da kısarsak genel olarak vatandaşın durumu ne olur, artı bu uygulamalar enflasyon üzerinde ne kadar etki yaratır? Buyurun hocam. Şimdi ben izniniz olursa Murat hocamın bıraktığı yerden devam edip ondan sonra sizin sorunuza cevap vermiş olayım. Şimdi bir defa hatırlayacaksınız, OVP açıklanmadan öncesindeki dönemde bayağı bir canımız yandı. Özellikle dolaylı vergiler üzerinden, akaryakıt başta olmak üzere bir takım dolaylı vergiler kaynaklarına inanılmaz artışlar gerçekleştirildi. Tabii bu tabana yayılan vergi dağılımı sayesinde hızlı bir şekilde dönüş alma imkanına sahip oldu. Çünkü devletin maalesef uzun yıllardan beri bizim yaşadığımız ciddi bir problemdir. Doğrudan vergileri maalesef toplamakta bir miktar sıkıntımız var. Onun yerine açığı sürekli dolaylı vergilerle yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu bir taraftan enflasyonla mücadele etmeye çalışırken diğer taraftan da dolaylı vergiler üzerinden piyasaya yayılan bu fiyat artışları, işte başta akaryakıt olmak üzere ya da gıdalar üzerinde olmak üzere, doğal olarak da hızlı bir enflasyon artışına sebep oldu. O nedenle hem tabandaki orta gelir ya da alt gelirdeki insanlara doğrudan vergi artışları dolayısıyla bu enflasyonla mücadelenin baskısını daha az hissettirmek, hem de daha yüksek gelir grupları da bu sürece dahil etmek maksatlı olarak sanki dolaylı vergiler yerine biraz daha doğrudan vergilere doğru bir hareketin olduğunu gözlemliyoruz orta vadeli planda. Bu olumlu bir gelişmedir kesinlikle. En azından enflasyonun dolaylı vergiler üzerinden daha fazla yayılmasının önüne kısmen geçecek olan bir durumdur ve verginin ağırlığının alt gelir yoksullar ve orta sınıf yerine biraz daha üst sınıfa doğru kaymasını sağlamış olacak. Özellikle işte ikinci otomobil, ikinci, üçüncü konutlar vesaire konusunda sağlanan kredi
kısıtlamaları da aslında bunun bir işareti gibi görünüyor diyebiliriz. Bu olumlu bir gelişme diyebiliriz. Bunun yanında esasında çevre vergileri bizim için yeni değil. Mesela motorlu taşıt vergisi olarak tanımladığımız ve birçok kişisi açısından daha çok böyle servet vergisi gibi algılanan vergi aslında bir çevre vergisi ve biz uzun yıllardan beri bu çevre vergisini ödüyoruz. Hatta uzun zaman boyunca tersti bu. Yani eski otomobiller için daha düşük bir motorlu taşıt vergisi ödenirken yeni otomobillere daha fazla vergi ödüyorduk. İşte yakın zamanda şükürler olsun o değişti. Artık yeni otomobiller daha az, eski otomobiller daha çok. Neden? Çünkü eski otomobiller daha fazla çevreyi kirletiyor deniliyordu. Dolayısıyla Pigo'cu vergi dediğimiz ve uzun yıllardan beri küresel ölçekte uygulanmakta olan bu vergi Türkiye'de şu anda biraz da aktif olarak uygulanacak. Bu iyi bir şey, fakat burada elde edilen vergi geliri umarım yine çevreyi korumak için kullanılır. Çünkü elde edilen vergi bir kamu geliri olarak kabul edilip bu gelir başka kaynaklara aktarılacaksa tabii ki çevre vergisi olmaktan çıkıyor. Biraz da sanki gelir vergisine ya da servet vergisine doğru ilerlemiş olacak. Ama yine de dediğim gibi dolaylı vergilerden doğrudan vergilere dönmüş olması enflasyonla mücadele noktasında olumlu bir kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir tabir kullanacağım. İzleyicilerimiz çok sevmeyebilirler kavramsal olarak ama iktisatta çok yaygın kullanılan bir tabirdir. Merkez Bankası'nın para yaratma özelliği. Şimdi baktığınızda bir ülkede parayı yaratan taraf Merkez Bankası'dır ve Merkez Bankası para basar ve ülkedeki emisyon hacmini belirleyen taraf da Merkez Bankası'dır ama ikinci olarak bankalar da para yaratabilme yetkisine sahiptir. Onlar doğrudan para basmak yerine kredi kanalı kullanılarak, yani bankalar kredi hacmini arttırarak piyasadaki para miktarının artmasını sağlayabilecek ikincil kaynaklardır. O nedenle bir ekonomide eğer para politikası üzerinden genişleme politikası izlemek istiyorsanız bankaların kredi hacimlerini genişletirsiniz. Ya da şu anda Türkiye'de yaşanmakta olduğu gibi enflasyonist bir dönem yaşıyorsanız bankaların kredi hacimlerini verebilme yeteneklerini biraz kısıtlarsınız ve kredi miktarı azalınca doğal olarak enflasyonla mücadele etmek ve piyasadaki para miktarını biraz daha kontrol etme şansına sahip olursunuz. İşte Sayın Şimşek şu anda kredi hacimlerinde belli bir takım kısıtlamalar getirerek enflasyonla mücadele konusunda bir miktar çaba sarf etmek ve enflasyona karşı yani biz bir taraftan sıkıştırıyoruz ama öbür taraftan bankalar kredi hacimlerini arttırarak tüketimi daha fazla teşvik ediyorlar noktasındaki olumsuzluğu gidermek üzere bir çeşit musluk sıkma eylemi gerçekleştirmiş ama oluyor. Ama hocam şimdi zaten biz yüksek enflasyon, tamam anlıyorum, enflasyonun bir şekilde düşürülmesi gerekiyor. Evet, biz hepimiz biliyoruz bunu. Görüyoruz, canımız acıyor ama şimdi bir taraftan da şöyle bir mesele var. İnsanlar da biraz buna tepkililer. Çünkü öyle ya da böyle kredi kartı veya kredili mevduat hesabıyla geçinen bir kesim de var. Bu çok hızlı artan enflasyondan kendini koruyamayanlar var. Çünkü biliyorsunuz yüksek enflasyon döneminde o arada işte TÜİK açıkladı enflasyona, fakat istedilen enflasyon dışında çok düşük bir enflasyonda ve gelirler o derece artmadı. Ama sonra düzeltmeye çalıştılar. O ayrı. Ancak zaten vatandaş da bu yüksek enflasyonun üzerinde yani eziliyor. Şimdi böyle bir durumda anlıyorum, maliye tarafı da bazı tedbirler almak zorunda ama vatandaş da bir şekilde geçinmek zorunda. Bunun dengesini nerede oturtacaklar, ben onu merak ediyorum mesela. Bunun bir dengesi olması lazım. Yani iyice boğazımızı sıkıp, hani böyle olur ya filmlerde, boğazını sıkarsın öldürmeden bırakırsın, öksürsün ya, filmlerde görürüz. Şimdi böyle mi olacak, nasıl olacak mesela? Bunun orta noktası, bunun denge noktası neresi olacak Ayfer Hocam? Aynı soruyu Murat Hoca'ya da soruyorum. Önce sizden alayım cevabı hocam, buyurun. Şimdi tabii enflasyonla mücadelenin çok sevimli ve kolay bir şey olduğunu hiç kimse iddia edemez ve maalesef ki enflasyon canavarı daha çok yoksul ve orta gelirin üzerine çok fazla ağırlık yapar. Ortayı aşağı iter, yoksulu daha da yoksullaştırır ve bunlar arasında bilhassa ücretli kesim enflasyon dönemlerinde en fazla olumsuz etkilenenlerdir. Neden? Çünkü enflasyon bir taraftan koşarken enflasyondan daha hızlı koşacak bir ücret artışlarını yakalayamayız ve nominal olarak, yani rakamsal olarak insanların ücretleri artıyor gibi görünürken reel anlamda insanlar yoksullaşır. Ve bu enflasyon döneminde, yani yüksek enflasyonist bir ortamda zenginler daha çok zenginleşir, yoksullar daha çok yoksullaşır ve maalesef ki enflasyonla mücadele süreçlerinde bu acı reçete en fazla yoksul ve orta kesimin üzerine binen bir ağırlık olarak karşımıza çıkar. Şimdi hükümet bu konuda bir miktar ılımlı gitmeye çalışıyor. Yani aslında heterodoks politikalar uygulanarak çok sert bir enflasyonla mücadele gerçekleştirilebilir. Hatta bunun bir uç örneği maaşların, ücretlerin dondurulmasıdır. Ama tabii bu toplumda çok ciddi bir infiale ve ciddi anlamda büyük bir yoksullaşmaya sebep olacaktır.
olacağı için daha ılımlı bir enflasyonla mücadele politikası takip ediliyor şu anda hükümet tarafından. O nedenledir ki kimilerinin eleştirmesine rağmen işte efendim bir taraftan enflasyonla mücadele yapıyorsunuz, neden maaşlar enflasyona karşı bu kadar yüksek artırılıyor, bari biraz daha az maaş artışı olsaydı diye eleştiren sert iktisatçılarımız da var, ama bir taraftan için insani boyutuna baktığınızda işte 3 haneli rakamlara ulaşmış bir enflasyonumuz olmuştu belli bir dönem, hatırlayacaksınız. Şu anda şükürler olsun biraz daha azaldı ama daha da azalmasını ümit ediyoruz. Şimdi öyle bir dönemde maaşların artışlarının enflasyonun üzerinde olmasını zaten sağlayamıyoruz, ama hiç değilse belli miktar yaşam kalitesini korumak için bir miktar artış gerçekleştirdik. Bu tabii enflasyonu aslında körükleyen olaylar. Mesela işte geçtiğimiz aylardaki memur maaşlarındaki artışlar, iş ücretlerindeki artışlar enflasyona pozitif bir katkı sağlayacağını biz zaten öngörüyorduk, ama bir taraftan da insanların yaşam kalitelerini korumak için mecburen bu artışlar gerçekleştirildi. Şimdi dolayısıyla iki tarafı keskin bir bıçağı bir şekilde elimize tutmaya çalışıyoruz. Bir taraftan enflasyonu baskılamaya çalışıyoruz. Öbür taraftan da yoksul ve dar gelirli kesimi de çok fazla enflasyonla mücadele ederken fazla eski altında almadan yavaş yavaş bu süreci işletmeye çalışıyoruz. Fakat krediyle, yani kredi imkanlarının çok fazla genişletilmesi inanın bana şeyi daha çok fazla körükleyecektir. Enflasyon, özellikle tüketim enflasyonu çok fazla körükleyecektir. O nedenle devlet zaten Türkiye'de şu anda var olan iki taraflı bir enflasyon, bir taraf maliyet enflasyonu, öteki tarafta tüketim enflasyonu, hiç değilse tüketim enflasyonunu bir miktar kontrol altına alarak enflasyonu belli bir şekilde dizginlemeye çalışıyor ki bu da maalesef ki kredi kartlarının kısıtlanması da bu yöntemlerden, araçlardan bir tanesi. Burada hep beraber kemer sıkmadan payımızı düşeni maalesef ki alacağız görünüyor. Tamam, sıkalım ama kamu da sıksın. Tek biz sıkmayalım. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Tabii ki bunu her programımızda zaten ifade ediyoruz. Yani bu toplumun her katmanı tarafından yapılması gereken bir tasarruf ve mücadeledir. Enflasyonla mücadele topyekun yapılır. Yani ücretli kesim, dar gelirli kesim, zengin kesim hep beraber bu taşın altına elimizi koyduğumuz kadar kamunun da tasarruflarının artırılmasına yönelik bir takım tedbirler olması lazım. Tabii kamu tasarruflarının artırılması demek sadece gelirinin artırılması demek değil, giderinin de azaltılması demek. Ondan yani şu bahsediyorum. Anda, yani gelirleri vergiler yoluyla yapıyorlar zaten. Görüyoruz önümüzdeki süreçte vergi artışları devam eder mi? Belli ki edecek, ayrı. Ama bir taraftan da biz nasıl biraz sıkılıyorsak, belki de Sayın Cevdet Yılmaz bundan bahsetti OVP'yi açıklarken zaten de, yani bu kamu tasarrufu dediğimiz hadise tamamen parayı kısmak değil, verimli kullanmak diye, ama biz detay görmedik hocam, o yüzden soruyorum bunu. Evet, yani çok fazla uygulanacak olan enstrümanlar hakkında net bir bilgi gelmedi. Burada tabii kamu tasarruflarının arttırmanın iki tane yöntemi var. Bir tanesi harcamaları kısmak, öteki de gelirleri arttırırken vergi kanalı yanında aynı zamanda da uluslararası ticaret boyutuyla, dış ticaret boyutuyla bunun arttırmanı sağlamak. Hangisini seçmiş tabii, olabilir bu yönetim? Ben onu çok merak ediyorum. Hangi yol yani acaba? Evet, dış ticareti daha çok destekliyor görünüyor şu anda mevcut alınan politikalar, ama tabii olumsuz tarafı şu, küresel ölçekte yaşamakta olduğumuz bir küresel resesyon sürecindeyiz. Yani Amerika Birleşik Devletleri resesyon sürecinde, Almanya ki bizim Avrupa Birliği'ndeki en önemli ticari partnerimiz resesyonda olduğunu biliyoruz. Fransa'da ciddi sıkıntılar var ve Afrika'da yaşadığı problemler dolayısıyla Fransa biraz daha içine kapanacak gibi görünüyor gelecek süreçte. Dolayısıyla Rusya'daki Rusya-Ukrayna savaşının tahıl koridoru ve diğer problemler dolayısıyla yaşamakta olduğumuz küresel başka problemler de üstüne eklendiğinde, yani Türkiye'nin bu tarafıyla uluslararası ticaret, en azından Batı ile ticaret noktasında çok güçlü bir sinyal en azından kısa vadede almıyoruz. Ama Türkiye bu noktada ikinci bir alternatifini değerlendirdi. Bu çok güzel bir yaklaşım. Özellikle Orta Doğu ve Uzak Asya'daki ticari partnerlerini artırmak, özellikle G20 toplantısının siz de katıldığınızı söylüyorsunuz. Eminim oradaki gözlemlerimiz çok olumlu olmuştur. Ben Türkiye'nin oradaki aldığı pozisyonları çok olumlu olarak değerlendirdim. Bilhassa Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar gibi petrol zengin ülkelerden Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırımların teşvik edilmesi konusunda olumlu gelişmeler gözlemliyoruz. BRICS ülkelerinin aldığı pozisyonlar en azından kısa vadede olmasa bile orta vadede Türkiye açısından olumlu bir takım sinyaller verebilir diye öngörüyoruz. Ve uluslararası ticaret boyutunda Türkiye'nin hani Batı'da olmasa bile Orta Doğu ve Uzak Asya bölgelerinden ciddi uluslararası ticaret boyutunu güçlendirerek cari açığını bir miktar daha azaltma yönelik politikalar izlemesini ben de anlamlı buluyorum, ama kesinlikle katılıyorum. Yani Türkiye'nin kesinlikle kamu tasarrufları konusunda daha güçlü bir takım adımlar atması gerekiyor. Tasarruf tarafının daha güçlenmesi gerekiyor, gelirler tarafının arttığı kadar. Peki grafikten gidelim. Arkadaşlar lütfen şu dünyadaki dünyadaki enflasyon grafiğini bir daha verir misiniz? Ben bu arada Murat Hocam'a soracağım. Şimdi ihracata dayalı büyüme diyoruz değil mi? Merkez, bu esnada Sayın Şimşek'in de bu konuda açıklamaları var. İşte reskont faizlerinin, daha doğrusu reskont konusundaki, bu LED'e verirsek sevinirim.
Reasumkant faizinde düzenlemelerden tutun da efendim. İhracata dayalı büyüme tarafına vurguları çok yoğun. Peki madem gelelim şöyle bir yine haritaya, neden geliyorum ben? Tamam, anlıyoruz. Yüksek enflasyon döneminde Türkiye'de de iç piyasada bir şekilde öyle ya da böyle kısıtlamalar yoluyla buradaki harcamaların kesilmesi, işte kredi kartı, KMH vesaire. Tamam, ihracata dayalı büyüyelim ama hocam da söyledi, Ayfer hocam, G20'de de bulundum, işte söylüyorum, Hindistan'daki durumu gördüm, herkes farklı bir bölgeye kaymaya çalışıyor. İşte ne bileyim, Amerika Hindistan'a yanaşmaya çalışıyor. Kuzey Kore lideri işte Rusya'ya gidiyor. Türkiye Afrika açılımı yapmaya çalışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile aynı zamanda Suudi Arabistan'la aynı gün görüşmelerde bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de. Brezilya'da ticaret hacmini işte biz yükseltmek istiyoruz 9'ların üzerinden 15'lere doğru. Bir taraftan yine Mısır'la Sisi ile görüştü mesela. Orada da bizim 2002 yılında 9.7 trilyon milyar dolar bir hacmimiz vardı. 20 milyar doların üzerine çıkaralım diyoruz. Vakit takvimi şeye bakalım. Hemen grafiği böyle yakınlaştıralım. Hocamızla da hocalarımızı da ekrana alalım mümkünse bu esnada. Yani burada grafiklerde Yavuz'la da konuştuk. Şu an Türkiye'nin benzer ülkelerle karşılaştırması yapıldığında en yüksek enflasyon Türkiye'de %59 ama Avrupa Birliği 6.1, işte Rusya 5.2, diğer bu tarafa gidiyorsun yine %0.1, Afrika Birliği %6.1. Baktığınızda bu tarafa geliyorum, hiperenflasyon tarafına bakıyorum. Tamam, hiperenflasyon yaşayan ülkeler Arjantin, Venezuela, işte Lübnan, işte Suriye. Tam bunları bir kenara koyuyorum. Türkiye ile alakası olmayan, Türkiye'nin ekonomisine hiç benzemeyen konular bunlar. Zaten Suriye ihracatımızda kesilmişti savaş dolayısıyla. Zaten Lübnan'ı biliyorsunuz mevcutta. Venezuela, Arjantin çok da pazarımız değil. Hadi buraları geçelim. Buyurun hocam. Grafiği de aktardım. Şimdi dünya bize bu izni vermiyor. Böyle rahat bir ihracat pazarı vermiyor. Nasıl değerlendireceğiz bunu Murat hocam? Vallahi şimdi bu iş tabii ki biraz iki ucu çok keskin bıçak gibi duruyor. Biz bir taraftan İhracat düzeyimizi artırmak adına kendi iç politikalarımızı ve dış politikamızı bu anlamda düzenlemeye çalışıyoruz. Ancak dünya yapısı tabii ki izin vermiyor. Bizim kontrol edebileceğimiz şeyleri zaten kendi içerimizde, kendi içimizde, kendi ülke içinde kısmi olarak çözmeye yapmaya çalışıyoruz. İşte üretimi artırmaya çalışıyoruz. Merkez Bankası'nın çeşitli politikalarıyla son dönemde Sayın Kavcıoğlu sonrası, Sayın Erkan'la beraber ve Mehmet Şimşek sonrası yeni düzenlemeler yapmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili artık bir de piyasada istediğimiz hedefi gerçekleştirmek istiyoruz. Bununla ilgili özellikle bazı düzenlemeler yapma ihtiyacı hasıl oluyor. İşte gümrük vergisidir ve gümrük aşamasında alınan envai çeşit vergi düzenlemeleri var. Bunları yapmak istiyoruz ve ihracatı artırmak için bu anlamda yeni düzenlemeler yapmak istiyoruz. Ancak sınırdan sonraya çıktığımız zaman gördüğünüz tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani her şey bizim kontrolümüzün altında kalmıyor bu noktada. O yüzden ihracat esaslı bir büyüme hedefi, Sayın Yılmaz da benzer bir şey söyledi. Bu olabilecek mi? Ben umuyorum tabii ki gerçekleşebilsin ama birazcık maalesef biraz karamsar olarak kalabiliyor. Büyürken nasıl enflasyonla mücadele edilebilir? Şimdi büyümeyi biraz sen ihracat tarafından yapmaya kalksan dahi ithalatı kısman gerekecek. Dış açığı yapman gerekecek. Enflasyonla bu kadar sıkı mücadele ederken biz nasıl büyümeyi sağlayacağız? Yani biz 2024 yılının ikinci yarısından sonra bir stagflasyon tehlikesi yaşar mıyız? Genel olarak Avrupa tarafı, bizim taraf. Buyurun. Hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten bizde biz aslında biraz bütün olarak da bazı şeyleri göremeyebiliyoruz. Mesela çok özür dilerim. Mesela önemli bir ayrıntı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çeşitli politikaları var. Bu politikalardan biliyorsunuz ekonomi ayağında fiyat istikrarı hedefleri var. Bununla ilgili çeşitli politikalar, para politikaları üretiliyor. Ama öte taraftan aynı anda Mehmet Şimşek de geçen de yine itiraf etti. Özel tüketim vergisi ve KDV artışlarıyla aslında fark etmeden bir enflasyonist ortam yaratmaya başlanıyor. Yani bir taraftan anti enflasyonist politikalar, bir taraftan enflasyonist politikalar ortaya çıkıyor. Ve bu ikisi de aynı bakanlık tarafından desteklenebiliyor. Bu noktada fiyat istikrarı hedefi kapsamında tüm politikaların eşanlı aynı amaca hizmet edebileceğini, edebildiğini ben pek görmüyorum açıkçası. Bu söylediğiniz noktada da hem
büyüme, hem ihracat, hem enflasyon, enflasyonla mücadele, hem vergi gelirleri artışı, hem bütçe açığını kontrol altına almak, ki orta vadeli programda bütçe açığı şu anki dönem başında eksi 660 milyar kadardı. Yeni ek bütçeyle beraber 1,5 trilyona yaklaşıyor. Akabinde 2024'te hedeflenen 2,7 trilyon TL. 2025'te yine düşeceğiz, ancak bu söylenenler eğer gerçekleşirse düşecek. Bu yüzden biraz çelişkili durumlar veriliyor gibi geliyor. Biraz daha herhalde tam bir bütün bir politika sunulmamasından da kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ve daha da önemli bir nokta söyleyeceğim. Sayın Hocam da destekler mi beni bilmiyorum ama yapılan politikaları yapan Sayın Cevdet Yılmaz önderliğinde Mehmet Şimşek ve akabinde bütün ekibi bu çerçevede sadece ekonomik programlarla bu hedefler gerçekleştirmeye çalışılıyor. Herhangi bir şekilde vergi politikaları enflasyonla mücadele anlamında pek etkili olarak gösterilmiyor ve yapılan politikalar da maalesef etkisi zayıflamış oluyor. Zeliha Hanım'ın söylemiş olduğu noktaya geliyorum. Bu hedeflerden birini istiyoruz. Bunu yaparken yanında yan hedefler de koyuyoruz ama politikalar arası hedefler çatışmış oluyor. Gönül istiyor ki bu hedefler tam bir şekilde gerçekleşmiş olsun. Ancak bu mücadele ve orta vadeli programda beklenen hedefler bu arada doğrusu, çok özür dilerim. Ulaştırma Bakanı'nın bir açıklaması geliyor. Onu bir bakalım. Devam edeceğiz hocam. Buyurun. Evet, Ulaştırma Bakanı'nın açıklamalarını gördük, duyduk. Şimdi hemen Murat Hocam, kaldığınız yerden lütfen devam edelim. Teşekkür ederim. Bu anlamda aslında sona doğru gelmiştim de şöyle söyleyeyim daha rahat bir şekilde. Yapılan politikalar, daha sonra politik hedeflerin birbiriyle çelişme gibi bir durum söz konusu. Söylediğiniz kısımda bir çelişme var. Özellikle orta vadeli programda hedeflere baktığımız zaman da ben yine bir çelişme görebiliyorum. Ve hep ısrarla söylediğim bir şey var. Bakanlığımızın adı da Hazine ve Maliye Bakanlığı. Ekonomi alanında özellikle önemli politikalar ve para politikası anlamında da Merkez Bankası ile beraber önemli politikalar belirliyor, hedefe geçiriyor, hayata geçiriyor, hedefliyor. Ancak vergi politikaları bunun tam tersi bir görünüm arz ediyor. Özellikle harcamalara baktığımız zaman bu böyle bir sıkıntı olabiliyor. Aynı durum ihracat ve büyüme için de geçerli. Nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Umuyoruz olur ama dediğiniz gibi tehlikeler var. Nasıl görecek bilmiyorum. Şimdi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuşuyor hocam. Bir dönelim, Ayfer Hoca'ya tekrar döneceğiz. Evet, kısa bir araya gidelim. Efendim, para gündemi burada sona erdiriyoruz. Birazdan Serap Belet Güne Bakış yayınıyla karşınızda olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.